Lider Haber'den iyi akşamlar. Barometre'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Tuğba Tura. Bugün Rasim Ozan Kütahyalı'nın moderatörlüğünü devraldım. Ee, bir pazartesi akşamında hafta başında e, gelişmeleri konuşacağız. Tabii siyaset ağırlıklı konuşacağız efendim. Ağırlıkla siyaset gündemini konuşacağız. Malumunuz seçime doğru ilerliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, büyük şehirlerimiz ön planda. Onları konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu hafta sonu e, oldukça önemliydi çünkü ittifak açıklamaları beklerken hem Yeniden Refah Partisi'nden hem de e, DEM Partisi'nden gelen açıklamalar oldukça şaşırtıcıydı. E, partiler büyük şehirlerde kendi adaylarıyla e, seçime girme kararı aldılar. Tabii ki bugün e, en önemli gündem maddelerimizden biri bu. E, vaktimiz kalırsa tabii ki dış politikada konuşacağız ama önceliğimiz iç politika efendim. Şimdi hemen hızlıca başlamak istiyorum. O yüzden konuklarımı takdim edeyim sizlere. Araştırmacı yazar Mustafa Albayrak bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim evet <laughs> gerçekten. Gazeteci Zeki Gümüş hoş geldiniz. Çok iyi yayınlar. İyi yayınlar iyi akşamlar. Gazeteci Ceyhun Bozkurt hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim hoş bulduk. Teşekkür ederim. İki meslektaşımın şöyle arasında kaldım ben de. Şimdi ee... Başlangıçta dediğim gibi Dem Parti oldukça önemli bir noktadaydı. Dem Parti sözcüsü diyor ki, diyor ki Ayşegül Doğan. Aylardır partimizin gündeminde güçlü bir seçenek olan duran kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, Dem Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine girmeye karar verdik. Peki kim aday olacak? Bu oldukça önemli. Başak Demirtaş ismi tabii ki çok konuşuldu. Bir de eş başkanlık sistemi var. E, Dem Parti'de yani yanında kim olacak e, bunu konuşacağız efendim. Önemli e, satır araları var. Bunları da e, devam ettikçe programımız açacağız. E, peki Dem Parti neden aday çıkarıyor? Dengeleri nasıl değiştirecek? Ceyhun Bey başlayalım mı sizinle? Olur, Bey. olur. Dem Parti'nin yani HDP Dem. Ben bunlara parti demeyi çok haz etmiyorum. E, o da şundan kaynaklı zaten bir şekilde söylemek lazım. KCK terör örgütünün şamasında siyasi alanda bulunan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yani PKK silahlı alanda KCK terör örgütünün silahlı alanında görevli bir örgütlenmedir. PKK terör örgütü silahlı boyutla karşımızdadır. O alanın bir başlığı da siyasi alandır. DTK'sı, şu, bu nasıl siyasi alanda faaliyet gösteriyorsa bu yapılanma da o alandadır. O yüzden bir terör yapılanmasının e, siyasi ayağı olduğu için e, parti demek biraz zoruma gidiyor. Ama maalesef yasalara göre tabii ki e, kurulmuş. E, anayasa Mahkemesi'nde bir kapatma davası var. 3 senedir kapatamamış. Ve geçenlerde daha sosyal medya hesabında İstanbul Gençlik Kolları'na ait bir sosyal medya hesabında terörist başıyla ilgili de övgü dolu, Paylaşımlar yapılmıştır. 3 senedir olmayacak bir şekilde kapatılmayan bir yapılanma. Şimdi bu yapılanma neden bugün özellikle muhalefet cephesinde konuşuluyor onu anlamak için biraz 14 Mayıs'a da gitmek lazım. Şimdi 14 Mayıs'ta 14 Mayıs öncesinde muhalefet yani Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blok diyelim. Şöyle bir strateji izledi. Dedi ki bizim dedi ilkesel işte bir program çerçevesinde bir e, ne diyelim yapılanma oluşturmuyoruz. E, süreç işletmeyeceğiz. Biz sadece Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Sayın Erdoğan'ı yenmek üzerine bir strateji izleyeceğiz. Bu nedenle e, dediler ki hiçbir ilke yok. Herkes gelsin dediler. Evet. Herkes için de o dönem adı HDP olan yapılanma da vardı. Hatta e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa şöyle bir şey yaşadık ve bu kara leke olarak geçti aslında. Muhalefet adına kara leke olarak geçti. Kandil'deki terör elebaşları resmen seçim kampanyasına katıldı. Hemen hemen her gün bir tane elebaşından açıklama yapılıyordu. Destek verdiler. Yani e, ki benim de e, çok eleştirdiğim yöntemsel olarak öyle ajitasyon işte sloganlarla değil de yöntem noktasında artısını eksisini görerek yöntem noktasında eleştiriler sunduğum çözüm sürecinde dahi hı hı. Sayın Erdoğan'ın karşısına aday çıkartmışlardı. Tabii. Yani Selahattin Demirtaş 2014'te aday olmuştu. Doğru. Ama işte onlar sürekli çözüm sürecine atıp yaparken tam tersine aday çıkartmadılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Açıkça destekledi. Açıkça destekledi. Hem Ve HDP olarak destekler, hem PKK olarak. PKK yani. terör örgütü. Yani KCK terör yapılanması bir bütün olarak Değer burada indir. şey yaptı. Ve e, programlarını işte o ortak politikalar mutabakat metni olarak açıklanan program incelendiğinde açık söyleyeyim onların da taleplerinin yoğun olarak bulunduğu bir metin çıktı karşımıza. Yani HDP şöyle bir strateji izledi. Perde arkasından... CHP ile İyi Parti görüşmelerini yaptı. İyi Parti ile belki görüşmedi ama dolaylı olarak görüştü. Hı hı. Ondan sonra e, talepleri onların ağırlıklı talepleri o metne girdi. İşte neyi konuştuk hatırlayalım. Özellikliği konuştuk. Yasi özelliği. Evet. Yoksa Türkiye'de yerel yönetimlerin idari ve mali anlamlarda çok ciddi yetkilendirilmesi vardır. Bunun düzenlemeleri vardır. Özellikliği konuştuk. Ondan sonra başka başka üniter yapının yıkılması kendileri ne diyordu? Yüzyıllık filmi son, sona erdireceğiz diyorlar. Tabi. Yani onu ki CHP kürsüsünden söylettiler hatırlayın sırda Süreyya hı hı. Hı hı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e CHP'nin düzenlediği İzmir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte yüz yıllık avans aldık dedi Lohanda dedi. Evet. Aynen. Onun öyle. Onun sonuna geldik dedi. Yani ne demeye çalışıyor? Anlaşmıştı Atatürk. Yani Atatürk'e bu iftiraları atma cüretini CHP kürsüsünden yaptılar. Şimdi bu noktada böyle bir strateji izlediler ama onlar da kaybetti. Stratejiyi mi değiştirdiler? Şimdi aynen öyle. Onlar da kaybetti. Çünkü aldıkları oy oranları azaldı. 13 küsürden 8.8'e düştü. Kendileri Kendi seçmenini kaybettiler. Ondan sonra güçleri azaldı. Tabii ki bunda şunun çok ciddi etkisi var. Biz hep baştan beri şunu savunuyoruz. Tabii ki güvenlik özgürlük dengesini de gözeterek. Oradaki insanımızın ee, haklarını da gözeterek. Ee, terör örgütünü vurdukça... Bunlar zayıflar. Terör örgütünü zayıflattıkça bunlar zayıflar tezimizi aslında doğrular bir Tabii. şey vardı. Çünkü bunda bu durumda o kahramanlarımızın askerimizin, polisimizin, istihbaratçımızın korucumuzun, her türlü görevlimizin e, yaptığı mücadelenin de katkısı vardı. Ama zayıfladılar. Şimdi bunun tespitini yaptılar ve dediğiniz gibi strateji değiştirdiler. Strateji değişikliğinde şöyle bir şey yapmışlardı. Çünkü Muhalefet öyle bir duruma gelmişti ki, muhalefetin içinde herkes, işte o paket gibi, bir paket program gibi hı hı. karşımızda duruyorlardı. Hepsi Saadet'i, işte Devası, Geleceği, iyi Partisi, CHP'si, Demi tipi. Şu amaç gerçekten bir parti olarak mı kendi adaylarını çıkarmak Şimdi, yoksa yine göstermek mi? Şöyle, e, ben şöyle bir şey görüyorum. 14 Mayıs'tan sonra çıkarttıkları ders şu. Bir, biz bu partiyi devleti bırakıp birilerinin yanına kendi taleplerimiz bile olsa hı hı. şey yaparsak kendimiz de eriyoruz. Artı muhalefetin içinde bulunduğu durumu da gördüler. Muhalefet şu an perişan durumda açık söyleyeyim. CHP'nin o durum belli. CHP içinde 50 bin parçaya bölünmüş Kemal Kılıçdaroğlu'cular. Birazdan belki konuşacağız. Tabii ee, o, yani Bir sürü grup var. E, İyi Parti gitti e, aslında daha önce vermesi gereken kararı şimdi verdi ama bir taraftan da o kuruluşundan itibaren çok angaja olduğu için e, o angajmandan dolayı erimeye başladı hı hı. falan. Başka başka işte partiler saadetti, devaydı, gelecekti. Ne yapacakları belli değil. Yani başarılı olamayacakları açık. Dem dedi ki ben bunu fırsat olarak kullanayım. Nasıl fırsat olarak kullanayım? CHP bana muhtaç kaldı dedi. Şimdi özetini söyleyeyim değerli e, dostlarımızdan e, zamanda çok fazla çalmayayım. Demin önünde şimdi iki tane fırsat olarak gördüğü bir şey var. Diyor ki ben diyor bu süreçte iki türlü de kazanırım. CHP ile ittifakta kursam kazanırım. Tek başıma girsem de kazanırım. Tek başına girse ne kazanacak? Tek başına girerse o eski deyim yerindeyse militan seçmenini tekrardan kendisine angaje yapma noktasında. Çünkü şöyle bir durum var. Demin oy kaybetmesinde şu da etkili oldu. İyi Parti faktörü de etkili oldu. Evet. Çünkü Meral Akşener'den işte iyi Parti içindeki bazı milliyetçilerden rahatsız olan e, belli bir kesim de vardı onların içinde. Şimdi onlardan yolları ayırdım. Ondan sonra şimdi diyor ki ben diyor tek başıma girersem şöyle kazanırım eski seçmenimi tekrardan konsolide ederim, bir güç olarak ortaya çıkarım ve yeniden e, seçimlerde direkt şureşlerde bir kuvvet çarpanı olarak e, seçimde dengeyi değiştiren parti olarak yeniden ortaya çıkarım çünkü demin dengeyi değiştiremeyeceğini 14 Mayıs'ta gördük. Ne Şimdi ben onu soracaktım yani e, gen, genel gece boyunca bunu konuşacağız gerçekten dengeyi değiştirebilir mi diye Vallahi açık söyleyeyim. Türkiye'de dengeyi değiştirecek olan Türk milliyetçiliği bunu 14 Mayıs'ta gördük yani Türk Milliyetçiliği derken şu anlamda Anadolu'nun e, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları Türk vatandaşları e, vatanperverlik noktasında zaten e, hassastır hı hı. bu çok mu net artı siyasal anlamda da Türk Milliyetçiliğinin e, yaklaşık ki Türk Milliyetçiliği'nin kalesi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bunu hiç tereddütsüz söylemek lazım. Başka partiler falan filan kendilerini şey yapıyorlar ama çok net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ama seçmen bazında muhalif olsun olmasın baktığımız zaman %20-25'lik bir oyu domine ettiklerini gördük. Yani burada seçimlerde etkili bir kuvvet çarpanı olarak Türk Milliyetçiliği'ni gördük. O yüzden DEM Parti'nin işte 6 milyon seçmeni bu işi 5-6 milyon seçmeninden bahsetmiyor ya. Domine edemiyor. Şimdi yeniden bunu şey yapmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir strateji de geliştiriyorlar. İşte hani ikinci seçenek. Tek başımıza girersek kazanırız. İkinci seçenek ne? CHP muhtaç. Pazarlıkta biz elimizi elimizden geldiğince güçlü olalım. Güçlü tutalım. Ve burada CHP'den de eğer işbirliği yapacaksak da koparacağımızı koparalım. Nedir? Belli ilçeler. Adaları çözemedim. Adalar evet. acaba İmralı'ya yakın böyle sefer mi yapacaklar, ne yapacaklar onu çözemedim. Israrla adaları da istiyorlar. Ondan sonra ilçe istiyorlar İstanbul özelinde. İzmir adayını belirlemeye çalışıyorlar. Tunç Soyer'de ısrar Ha Bunun nedeni de şu, Tunç Soyer'in 2019-2024 arasında e, onlarla çok ciddi yakın... Peş açıklamalar geliyor. Tabii teşvik Birkaç mesai yaptı. Yani onlara yakın çok sayıda ismi... İşte e, İzmir Büyükşehir Belediye Baş, e, Başkanlığı'na bağlı iştiraklerde yönetici pozisyonu aldıkları isimler var. Onlara çok yakın, onların kontenjanında hmm. e, isimler var. Hatta belli ihaleler de verdirildi, onu da söyleyeyim. E, o bilgiyi de paylaşayım. E, o yüzden Tunç çok iyi anlaşıyorlar, o o, o yüzden istediler. İzmir'de ama... mi ihaleler verildi? Tabii tabii, hmm. İzmir'de ihaleler verildi. Tempardan ee... aday gösterme durum olabilir mi Ceyhan Hocam? Tunç mi? Evet, öyle bir şey Hiç çıktı ama... Unutmaz. Hiç sırıtmaz. Yani Tunç Şöer'den partiden aday gösterilirse hiç sırtmaz. Olabilir de belki böyle bir şey. Yani 12 Eylül'ün anlaşanlı askeri savcısı Tabi, Nurettin e, Soyer'in oğlu. Tabii. Tabii. Yani hiçbir... İzmir için. Tabii. Yani şimdi... E, Yakışır da yani. Güzel Tunç profili, siyasal duruşu falan zaten onlara çok yakın. Ben şu detay... Bazı detaylara dikkatimi çekelim. Vuruyorum. Tabii Diyarbakır'da. Soyer, Dem Partisi'den aday İzmir'den. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Yani geçiyor ismi geçiyor şu anda. Tabii çok ciddi bir mücadele verdi Dem. Yani açık açık dedi ki onlara eğer Tunç Soyer e aday göstermezseniz Hı -hı. biz İstanbul'da size destek vermeyeceğiz dedi. Yani bu kadar net koydu çizgiyi. Yani o açıdan ikinci de dediğimiz gibi CHP ile anlaşma noktasında da elimizden geldiğince koparabileceğimizi koparalım. Bu durumda da karlı oluruz mantığına Hı -hı. gittiler. Çünkü stratejilerini şöyle formüle ettiler. 2019'da biliyorsunuz Sezai Temelli o zaman eş başkanları şey demişti tırnak içi onun cümlesiyle işte Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi kastederek işte Kürdistan'da biz kazanacağız Batı'da da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz Tabii. AK Parti ve MHP. Doğru. Dediler ki Tuncay Bakırhan şimdi genel başkanları biz bu stratejiyi değiştirdik. Doğuda da kazanacağız yani işte tırnak içine söylüyorum ifadeleri. Kürdistan'da kazanacağız, batıda da kazanacağız dedi. Strateji buna çevirdiler. Yani kaybettirme üzerine değil de biz maksimum ne kazanabiliriz mantığıyla. Bu yüzden iki türlü de şu an muhalefette avantajlı gözüküyorlar. Bu avantajın önüne geçmek için de formülleri daha sonra söylerim. Peki. Peki bunu yazıyorum. Hı hı. Ee, bu arada ben bir açmaz şöyle açayım. Çünkü bugünlerde iddialar var. Belki siz de zaten takip etmişsinizdir. Şimdi Dem Parti aday çıkarıyor, çıkaracak. Ama bir yandan da hani Murat Kurum'u destekliyor mu acaba gibi de bir iddia var. Hani belki Kayyum <laughs> meselesinden Adalet ve Kalkınma Partisi için tabi bu yazılanlar. Daha o muhalefetin belki... alttan alta. Ee, olası bir anlaşmazlık olursa biz hükümete, Cumhur İttifakına nereden e, taarruz edebiliriz, vurabiliriz? Hiç değil. böyle bir şey Alt zaman, mümkün, olmaz yani. mümkün değil yani açık söyleyeyim. Bugün Cumhur İttifakı'yla eee HDP DEM asla yan yana gelmez. Çünkü onların şartları şu. Çok net şartları var. Kayyum atanmayacak. Hayır arkadaş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği tehdit altına alınırsa oralarda hangi belediye olursa olsun kayyum atanır. İkincisi e, operasyonlar dursun ki bunu 14 Mayıs öncesi muhalefet kabul etmişti zaten. Ondan sonra operasyonların durmasını istiyorlar. Suriye ve Irak'taki operasyonları bitirmemizi, geri çekilmemizi istiyorlar. E şimdi bunları kim kabul edecek? Cumhur İttifakı asla, Sayın Erdoğan'la, Sayın Bahçeli asla kabul etmez zaten. Tek. Peki. Peki Zeki Bey siz ne diyorsunuz? Hem şimdi sorduğum soru böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani bu Murat Kurum için, Adalet ve Kalkınma Partisi için, DEM Parti'nin aday çıkarması gerçekten bir Avantaj olabilir mi? Ve siz ilk duyduğunuzda hafta sonu ne düşündünüz? Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Şimdi 2019'da biliyorsunuz bir <laughs> e, ittifak yapıldı. Ve İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ne bir isim olarak girmişti. Ve e, hem DEM Parti o zamanki ismi HDP hem de e, İyi Parti'nin desteğiyle o zaman kazanmıştı. Şimdi ben sizinle bir ortak kurarsam, ortaklık kurarsam, Nasıl kurarım ortaklığı? Her şeyi ben alacağım diye bir ortaklık kurarsam siz ne yaparsınız? Bozulursunuz. Yani ortaklık olmaz. Şimdi burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı zaman 2019'da tabii ki bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine hamle ettiler. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu başardı, sağa açıldı falan şeklinde söylenmişti. Ve bu durumda sadece kendilerinin kazandığını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını söylediler. Ben İstanbul geneli için söylüyorum. İstanbul için söylüyorum ama bu Ankara için de geçerli. Ankara'nın daha farklı dinamikleri var. Daha farklı şeyler var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde benim bildiğim kadarıyla HDP'ye verilen veyahut da DEM Parti ismiye verilen herhangi bir makam yok ama alt, alt taraftan tamamı birçok şey verildi. Yani kadro verildi. İlçe belediyelerinde de bildiğim kadarıyla bu garanti olan ilçe belediyeler var biliyorsunuz hepiniz. Oralarda birer tane başkan yardımcılığı var. Yani HDP'ye ayrılmış veya Kürt e, demeyelim de çünkü Kürt e, değil, dem, DEM'e ayrılmış e, başkan yardımcılıkları var. Şimdi bunların e, bunlar tabii ki yeterli gelmedi. Hatta e, mecliste e, HDP milletvekilleri bizim sayemizde orada oturuyorsunuz diye iyi Parti dililere de salladılar ettiler. Yani sonuç itibariyle kimse bu ortaklıktan rahat memnun değil, ayrıldım. memnun ayrılmadı. Evet, doğru. Şimdi geldik 2023'e ve 2024'e. 2023'te de aynı şeyi yapmaya çalıştılar, olmadı tabii ki Mayıs'ta. Şimdi de 2024'e geldi. Ama 2024'e geldiği zaman tabii bütün şartlar değişti. Şimdi biraz önce şeye girdiniz, İzmir konusunda. Ben İzmir'de şu anda kamuya araştırmalarında dengelerin çok <laughs> değişik olduğunu biliyorum. Hatta evet. e, hatta CHP'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eridiğini e, Bilgindirsin seviniriz. Yani daha rakamlardan Zeki Hocam. E, ra, ra, raka, rakam o şekilde. Ben de takip ediyorum. Evet yani rakam olarak e, değil de eridiğini. Hatta Hamza Dağ'ın e, birçok noktada bazı yerlerde ileri de olduğunu evet. e, söylüyorlar. Aradaki e, farkın da çok büyük bir fark olduğunu, olmadığını zaten biliyorsunuz değil mi? %136 ile yüzde %28'di. E, bunlar birazcık daha şey. Yani şimdi bu durumda eğer e, Tunç Soyer'in e, Dem partisinin e, adayı olarak ortaya çıkacaksa çıkarsa e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettireceği çok açık ve net olarak görünüyor. E, bu durumda e, Tunç Soyer'in ortaya çıkıp adayım deme şansı var mıdır? Onu bilemeyeceğim ama e, büyük bir ihtimalle çıkmayacak. Yani De böyle, böyle... Bir şey kabul eder mi Tunç Soyer? Yani Dem'den böyle bir tekneye? Yani olursa. siyaset bu. Siyasette her şey olabilir. Hatta yani siyasette bir saat bile çok çok önemlidir her türlü şekilde her şey olabilir. Yani demden de kabul edebilir ama bu aşamada çıkacağını zannetmiyorum. Yani bazı şeylerden dolayı, bildiklerimizden dolayı ben hmm. çıkıp da orada aday olabileceğini zannetmiyorum şu aşamada. Çünkü e, bazı zararına mı olur ilerlesek? Tabii için ki yani tabii ki tabii ki zararına olur. Yani Peki. şimdi siz koskoca üç, Türkiye'nin üçüncü ilini yönetmişsiniz. Ee, ve e, şu anda da ada, e, partiniz tarafından aday gösterilmiyorsunuz. Yani ondan sonra onun başına neler geleceğini artık ben düşünemiyorum. Ee, şurada e, bir e, ufak bir yönetim kurulu üyeliği yapıyorsunuz. arkasından tam 5 sene yargılanıyorsunuz. Doğru. Yani bu işler böyle <gülüyor> 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 kolay kolay bir şey değil. E, o anlamda e, ben e, demden aday olabileceğini zannetmiyorum. Şimdi e, deme geldiğimiz zaman tekrar demin hani e, aday çıkarması ile ilgili e, konuya geldiğimiz zaman şimdi bir sürü artık siyasi dedikodular devam ediyor. Yok efendim AK Partililer işte arka kapıdan görüşüyorlarmış da yok Cumhuriyet Halk Partililer demle görüşüyormuş filan. Bakın arkadaşlar bakın resmi olarak bir şey açıklanmadığı sürece bunların hepsi dedikodudan ibarettir. Yani e, şimdi e, gidin bakın mesela e, Diyarbakır'a, Şırnak'a veyahut da işte o bölgedeki e, kayyum atanan belediyelere gidin bakın. Hı hı. Bütün vatandaş kayyumlardan memnun. Bakın ben çok sık gidiyorum. Evet. Çok sık gidiyorum. Ve oradaki vatandaşlarla görüşüyorum. Ya arkadaş sen diyorum tamam mı yani bunu ne yapıyor? Diyor ki ben diyor çok memnunum diyor. Niye? Çünkü niye gelen para yani İller Bankası'ndan gelen var, toplanan vergiler var. Bunlar ne, neye harcanıyor? Vatandaşa harcanıyor. Ya gidin bakın Diyarbakır'a cennet olmuş. Diyarbakır. Artık insanlar orada turizmin e, ve paranın e, keyfini almışlar. Yani bakın Diyarbakır'ın birçok yeri hakikaten çok güzel olmuş. Diyarbakır'da da çok böyle e, çok sevdiğimiz güzel bir valimiz var. Sayın Ali İhsansu. Çok Ali e, Su. sevdiğim bir abimdir kendisi. Yani orada hakikaten çok da güzel de hizmetler yapıyorlar şu anda. Belediye hizmetleri de çok çok iyi gidiyordu. E, peki kardeşim sen bunu bu DEM Parti veyahut da HDP kazandığı zaman... İçişleri Bakanlığı durup dururken gelip gel bakalım tamam senin belediyeni ele alalım. Gel bakalım senin hemen belediyeni kayyum atalım demiyorlar herhalde. Neden, neden bakıyorlar? Sayıştayı var bilmem nesi var gidiyor. Belediyenin içerisinde araştırmalarını yapıyor. Bakıyor ki paralar konusunda başka bir yere aktarım var. Hı hı. Vatandaşa değil de başka bir yere bir aktarım var. Onun üzerine ne yapıyor İçişleri Bakanlığı? El koyuyor. Diyor ki böyle böyle diyor. Ve ondan sonra da orada yani ee, bildiğim kadarıyla 50 küsür e, belediyede e, kayyum var şu anda. Yok efendim, işte AK Parti görüşü olmuş da atanmayacak mı? Ya kardeşim, hani biraz önce evet. en coşkun bir dediği gibi yani devlet eğer var, e, la, e, gördüğü yerde, lüzumu hissettiği anda istediği şekilde alır. Hı. Belediye başkanını da alır. Başka birisini de alır. Biz bu memlekette neler görmüştük? Neler gördük? Belediye başkanını yargılayan Belediye işçisini gördük. Çaycısı Diyarbakır Belediye Başkanı de, Bay Demir Yargıladı. Evet, yargıladı, yargıladılar. Osman Baydemir yargıladı. Nerede yargıladılar? Belediyenin alt katında. Evet, boldur. Yargılama ne de söyleyelim mi? Buyurun. Yargılama nedeni de evet. şuydu. Ee, Osman Baydemir o dönemler açılım politikaları, açılım olarak adlandırdığı Doğru çözüm süreci süreç. evet. Artık silahın dönemi geçti gibi bir açıklama yaptı Baydemir. Hı, hı Evet, o ondan hı hı. sonra örgüt Baydemir yargıladı ve bir daha Baydemir'den evet. ses çıkmadı. Hayır o, o o görünen bir tarafı. Yani Baydemir doğru ve basına, basına yansımayanlar da var. Tabii. Yani o kadar çok HDP'nin bir işçisi, belediyenin bir işçisi, örgütte daha yukarıda olan. Fetö de, de öyleydi ya. Fetö gibi Yargıta imamı bir şey. Fetö gibi işte aynı bir Fetö gibi. mesela. Evet. Veya işte emniyet imamı, sigortacı. Evet. Neydi o? E... Ya, Sakarya'da doçent. Koskoca generalleri yönetti. Tabii. Evet. Adil Öksüz. Adil Öksüz. Yani aynı yapılanma orada Kürt yapılanma aynı. burada yani Kürt demeyelim şimdi Kürt batılması. Terör, terör yapılanması. Terör yapılanması diyelim. Kürtler bizim kardeşimiz. Tabii Kürtler, kardeşimiz. kardeşimiz var bir sürü doğru diyor, doğru söylüyorsun. Yani e, bu, memlek bu memlekette eğer devlet e, kendisini e, sıkıntıya düşürecek bir durum varsa oraya el koyar isterse de oraya kayyum atar. Bu kadar basit bunu var ya tartışmaya falan da gerek yok. Yani, yani bu iddialar e, tamamen asılsız. Tamamen i̇şte havada, havada asılsız. Öyle bir şeyin olma ihtimali bile yok. Yani e, vatandaş da memnun. Vatandaş şu anda var ya orada yapılan hizmetlerden memnun. Çünkü niye? Gelen paranın kuruşu kurşuna halka vatandaşa gidiyor. Gidin bakın gerçekten Diyarbakır'ı bir gezmenizi tavsiye ederim. Yani o kadar güzel yapmışlar ki Güvenlikli. parklar, bahçeler, güvenlik zaten yani e, güvenlik iyi bir noktada. Temizlemişler oradan, arındırmış. Yani Diyarbakır şu anda gerçekten turizm konusunda çok iyi bir noktada. Ama bu yaz gittim oraya gayet dediğiniz gibi. Çok, ya değil mi? İyi, iyi bir evet. iyi bir noktada ve evet. yani insanlar para kazanıyorlar, gelen turistlere iyi davranıyorlar. Efendim, gastronomi konusunda Diyarbakır çok çok iyi bir noktada. İlçeleri aynı şekilde. Ben de geçen yaz gitmiştim, hı hı. yani en son gittiğimde. Hakikaten çok vatandaşlar bunlarda çok memnun, memnun durumdalar. Yani şimdi e, Dem Parti e, ismini değiştirdikten sonra ilk önce Yeşil Sol oldu, sonradan Dem oldu. E, tabii oylarında bir düşüş meydana geldi. Neden? Çünkü vatandaş eğer refaha erdikçe, e, oralara daha çok ekonomini düzeldikçe e, bu vatan, vatandaşımız e, Dem Parti'den, terörden, insanların kavgasından, e, birbirlerini öldürmelerinden, birbirlerinde çatışmalarından… Farkına vardı seçmenin? Tabii ki uzaklaşmaya başladılar. Onun için de şimdi bazıları hemen ezber ediyorlar ki işte e, işte e, 5-6 milyon e, destekçi var. Hayır kardeşim 5-6 milyon, 4.5 milyon destekçisi var şu anda. Hayır sen 5-6 olsun, 10 olsun. Ya, olamaz öyle bir şey yok. Yani, yani sen milyon destekçisi gelmen için bir mazeret değil ki bu. Ya tabii ki değil. O, o insanlar, hata, bir hata. Hayır, o insanları şeyi alet ediyorlar kendi art niyetlerine. Tabii. O insanlar oylarını sen silaha sarıl veya silahlı terör örgütüne destek verdiği oyları vermiyorlar. Evet. Aksine mesela özellikle 7 Haziran'da sözünü balla kestim abi evet, hemen kapatıyorum. Ee, 7 Haziran'da %13.6 aldığı zaman çözüm süreci o günkü iyi niyette e, hükümetin, iktidarın hatta devletin bir süreci olan çözüm sürecine Katkıda bulunması için HDP'ye muhalif insanlar bir oydan HDP'ye verdiler. Ben evet. çok diğer vakada ee, evet. esnaf arkamış başka yarışı verdi ya. Evet. Evet. Yani bir de tabii bunların içerisinde de bir dediğiniz gibi marjinaller de var. Sadece tamamen o bölgenin insanları değil Marjinal e, oylar da var. Yani 4.5 milyon şu anda bir oyu var. Yani bu belki de belki de daha da aşağıya doğru düşecek. E, yani e, vatandaşımız yani o bölgedeki vatandaşımız daha çok refahı gördüğü zaman daha çok işte ekonominin iyi olduğunu gördüğü sürece bunlar çok çok daha iyi bir noktalara gelecek. Ekrem İmamoğlu özelinde dediğimiz gibi yani istedikleri HDP destek vermesine rağmen İstanbul'da HDP'nin oyu bildiğim kadarıyla %8 ile 10 arasında doğru, oynuyor. Doğru. Bu %8 ile 10 oyun olmaması demek Ekrem İmamoğlu'nun siyasi mevta olarak seçimi kaybetmesi anlamına geliyor. Yani şimdi siz diyorsunuz ki ee, yeniden refah da koydu. Konuşacağız herhalde tabii o meseleyi de. Yeniden refah da aynı şekilde. Kardeşim bakın. Yeniden refah partisinin Cumhur İttifakı'nda olmasıyla HDP'nin İstanbul İttifakı diyor tabii Hı -hı. onu Ekrem'im. ama aynı yerde olması aynı anlama gelmiyor. Çünkü yeniden refah partisi işte 2.9 oy aldı bildiğim kadarıyla seçimlerde. Ee, neden öyle aldı? Cumhur İttifakı'nın içerisinde olduğu için o şekilde oldu. O zaman şunu sorayım size. Genel seçimlerde HDP seçmeni e, biliyorsunuz ittifak yapıldı ve işte e, Kılıçdaroğlu'na oy verildi. Tabii. E, ve bu yüzden bazı muhalif seçmenler CHP kanadına küstüler. Evet. Şimdi bu seçimde o seçmen geri dönecek. Yani orada yine bir eşitlik matematiksel olarak sağlanabilir mi? Hayır aynı şekilde zaten biliyorsunuz yani seçimler artık yani seçimlerde matematik 2-2-4 etmez. Kesinlikle. Yani e, bunlar e, çok farklı e, şeyler. Dediğiniz gibi e, doğru olabilir orada yani ama e, şu anda yerel seçimlerin dinamikleri çok çok farklı. Yani yerel seçimler aslında bakarsanız şu andaki seçim değil. Bütün yerel seçimlerde dinamikler çok farklıdır. Yani e, e, mesela vatandaş e, yerel seçimlerde genel seçim gibi partisine sadık değildir. Yani bir sadakat göstermez. Yani ben bugün kardeşim AK Parti'yi destekliyorum, MHP'yi destekliyorum, işte İyi Parti'yi destekliyorum diyen birisi eğer... Bunu Ceyhun sen, Bey ve Mustafa Bey de soracağım. Hı. Yani akrabalarından birisi çıkarsa veyahut Hı. da sevdiği bir vatandaş çıkarsa Veyahut da işte onun yapacağına inan çünkü orada artık var ya belde önemlidir şehir önemlidir kent önemlidir yani e, tutup e, siz e, burada ben mesela işte e, Tuğba Hanımı bu beldenin en iyi yapacağına inanıyorum tanıyorum çünkü onu tanıdığım için tamam o belki de burada en iyi hizmeti yapacak partisi önemli değildir ha tamam yani diyorsunuz ki büyük şehirler kentler bu kentlerde tabii ki işte bir aidiyet bir işte e, parti e, e, şeyi bağımlılığı olabilir. Ona bir şey söylemem büyük ama küçük şehirlerde ve küçük beldelerde, ilçelerde özellikle. başkan nereden çok önem veriyor özellikle. Kişiler İstanbul'da. önemlidir. Kişiler önemlidir. Hatta bazen böyle görürsünüz mesela hiç böyle adısının duyulmadan bir partiden Mehmet Bey çıkmış, Ahmet Bey çıkmış, almış götürmüş. Hiçbir partili, partili alakası yok adamın. Yani partinin hiç ilçelerde adı sanıyor fazla oluyor. Evet. Çok fazla. Yani Şimdi İstanbul'da da, İstanbul'da da, şimdi şöyle bir durum var. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık bir karnesi var. Bunu biraz sonra konuşalım tamam. mı? Tamam, peki, tamam. Peki, peki, tamam. peki Mustafa Bey siz ne dersiniz dem için? Yani kendi tabanlarının isteğini mi karşıladılar acaba? Teşekkür ederim, hayırlı Teşekkür. akşamlar diliyorum. Bu arada size tekrar hoş geldin derken, e, Rasim Ozan Kütahyalı kardeşimizin de en aziz sebebiyle bu haftaki başka televizyonlarda da programları katılamadığını e, bu hafta için olduğunu söyleyeyim. Çünkü çok soruluyor bana. Ben yaklaşık bir yıllık aşkı bir süredir barometreye katılıyorum. Herhalde en kıdemli şey ben oldum. <laughs> yani Ben, ben misafir katılmıştım. oldum bugün Yine sizin bir, yanınızda. Evet. Ceyhun Bey ve Zeki Bey hocalarımız da onlar ara ara sağ olsunlar <laughs> bizi yalnız bırakmıyorlar. Rasim'in cenazesi olduğu için Ümit abinin de bildiğim kadarıyla bir kolonoskop endoskopi olmuştu. Ondan sonra tam iyileşti mi iyileşmedi bilmiyorum. Rasim'in söylediğine göre bu hafta da olmayacak dedi. İkisi birden yok. O zaman hem geçmiş olsun geçmişi hem, hem başlar olsun hem de başta olsun diyoruz arkadaşlarımıza. Evet. Ee, bunu da söyleyeyim şöyle etmeyin. çok evet. hafta Rasim inşallah bu koltukta olacak. Ben de cuma akşamları programım var yine lider haber ekranlarında. E ee, oradan Tabii da, da belki cuma günleri moderatörsünüz evet, Ama şu da var. Mahkeme kadiye mülk değildir. Televizyon Tabii. yönetimi istediği zaman bana da sen artık <laughs> e, süreni doldurun diyebilir. Diğer arkadaşlarımıza da diyebilir. Burada e, patron, lider haber, yönetimidir. Onlar ne şekilde oyun görse biz misafiriz. Gelip gidiyoruz. Biz yolcuyuz, onlar hancı. <laughs> Bunu söyledikten sonra evet DEMPAR yani eski ismiyle Yeşil Sol Parti veya e, daha bilinik ismiyle HDP. Yani e, yine sosyolojik açıdan da söyleyelim. PKK'nın siyasi uzantısı diye e, tarif edebileceğimiz. E, ayrılıkçı Kürtçü siyasi hareket ben o şekilde tarif ediyorum hmm. e, Kürtlerin Partisi demiyorum ayrılıkçı şey Kürtçü siyasi, siyasi parti diyorum bunların isimleri sık sık değişiyorlar e, çünkü bazen kapatılıyorlar bazen kendi kendilerini lağvediyorlar e, fakat Türkiye'nin bir gerçeğiler yani bunu da inkar edemeyiz yani böyle bir parti var işte 5 ile 10 arası puan alabiliyor. Bazen 13'e çıkabiliyor. 7'ye 8'e düşebiliyor. Ve Türkiye'nin en köklü, en eski partisi olduğunu söyleyen, kurucusunun Gazi Mustafa Kemal Paşa olduğu bilinen Cumhuriyet Halk Partisi de bundan ittifak yapmak için adeta 40 takla atıyor. Böyle de bir parti. Yani sadece böyle marjinal işte ya işte Kandil'deki eşkıyaların desteklediği bir parti deyip geçebileceğimiz bir parti değil. Türkiye'nin en köklü 101 yıllık partisinin ittifak yapmak için kır takla attığı, amuda kalktığı, zıpladığı, oynadığı bir parti. Şimdi tabii bir parti seçime girdikten sonra biz hiçbir vatandaşa niye bunlara oy veriyorsunuz diyemeyiz. Yani hukuki olarak, kanuni olarak. Ha, eleştirebiliriz. Her tak her partiye oy veren e, seçmenleri eleştirme hakkımız vardır. Yani birisi der ki ya ben AK Parti oy verenleri anlamıyorum. Doğru yapmadıklarını inanıyorum. Bu eleştiri bir haktır. Hiç kimse ee, aynı görüşte olmak zorunda değildir Türkiye'de. Bu başka konularda da böyledir. Müzikte de, futbolda da böyle. Hani zevkler ve renkler tartışılmaz derler halk arasında. Çocukluğumuzdan beri duyarız. Siyasi parti tercihleri de böyledir. Ama e, bu partinin milli güvenliğe aykırı uygulamaları, davranışları varsa ki var, ben yıllardır HDP'nin kapatılması gerektiğini e, savunan bir insanım. Çünkü e, terör örgütüne açıkça defalarca onlarca yüzlerce defa resimli, belgeli, videolu, canlı, kanlı işte destek vermiş. Yardım ve taktik yapmış. Bu partinin kapatılması gerektiğini ben savunuyorum. Ha Dempar şu anda böyle bir davranışı var mı? Daha yine kullanmıyor. Yani bismillah daha şurada birkaç günlük bir parti neredeyse ama hani derler ya ağzını büzüşünden Ömer diyeceğini Anlıyorum. It's perşembenin gelişi. Gelişi çarşambadan belli, oldu. yani dem parında ne oldu? Atasözlerimiz malum. <laughs> öyle ya. evet yani. inşallah. <laughs> e, öyle öyle sözleri tarihin süzgecinden geçe geçe günümüze gelen çok değerli. Yani e, tabii ki bir haşa ilahi kelam değildir ama çok kıymetlidir atasözleri. sözleri evet. Fıkralarımız, atasözlerimiz, kıssalarımız e, bunları ben çok önemserim. Sadece ben değil bütün millet olarak da önemseriz. Ee, yani şimdi basit bir Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar cümlesinin yerini bile biz halen dolduramadık yani. Evet. Çok önemli bir sözdür. Belki sakla zamanı gelir zamanı. Çok önemli bir sözdür. Bir sürü bunun gibi yüzlerce, binlerce, on binlerce belki değiş var. Şimdi e, bu dempar ne yapacağını e, az çok kestirebiliyoruz. Buna interpretasyon diyorlar ya bilinenler yardımıyla bilinmeyenlerin e, bulunması. Demparın ne yapacağını Aynı insanların daha önce bulunmuş olduğu partilerde neler yaptıklarından az çok tahmin edebiliyoruz. Ne yapacağından öte şunu sorayım. Ee, is bazı istekler karşılanmadı mı? Şimdi şöyle Maalesef diyeyim ben kanadından. Daha kibar olsun diye konjonktür diyeyim ben. Ha. Konjonktür, Dempar'ın CHP ile e, ittifakına mani oldu. Tıpkı yeniden Rafah Partisi'nin AK Parti ile veya Cumhur İttifakı'nın içerisine girmesine mani olduğu gibi. Hmm. Ee, bunu ben kibar olarak konjonktür diyorum. Mevcut durum diyorum. Başka bir kelime e, kullanmam çok iddialı olur. E, delillendirmem gerekir. Ona girmiyorum. Fazla da ima da etmem. Ama Dempar e, Cumhuriyet Halk Partisi ile e, şartlar gereği ittifak yapmaması gerekiyordu ve yapmayacak. Ya bundan hiç ki kimsenin şüphesi hani son günde karar değiştirin falan. karar değiştirirlerse daha kötü bir mağlubiyet alırlar. Bu İyi Parti ve Yeniden Refah Partisi için de geçerlidir. Şimdi, yeniden Refah Partisi bunları söyledikten sonra... Ki benim gönlümden geçen... Yeniden Refah Partisi benim hayat görüşüme de gayet uygun bir partidir. Ee, rahmetli Erbakan Hocamızın oğlunun partisidir. Ben isterdim ki AK Parti ile MHP ile... Milliyetçi Muhafazakar 2-3 parti büyük birlik var. Hüdapar var. Rumur İttifakı'na hani, gelsin katılsın. Ve kol kola girelim. İstekleri bir şekilde... E, iki tarafta fedakarlıkta bulunarak karşılansın. Ben bunu isterdim. Ama şimdi... Artık bir kere söz ağızdan çıktı. Ve dedi ki Sayın Fatih Erbakan %95'i teşkilatlarımızın istemiyor dedi. Şimdi teşkilatların %95'ini istemediği bir durumda e, sizin e, bundan sonra eğer işbirliği yapsanız dahi bu halka ters teper. Yani bu nasıl bir şey yani niye o zaman şey yapıyorsun? Yani dem için de aynı şeyi geçerli diyorsunuz. Tabii bundan ki dem için sonra... de. şimdi dem, e, dem çok taciz edildi. Yani HDP iken bir defa ben bunu hep şöyle örnek verdim. Tabir caizse e, kaçak flört ediyordu CHP ile. Diyordu ki beni resmi nikahına al tabiri caizse. E, fakat CHP bunu bir türlü almıyordu. Diyordu ki biz işte aleni olarak sizden bir araya gelemeyiz. Herkesin önünde tokalaşma pozu veremeyiz. E, gayrimeşru vebalı olarak gördüğünü ima ediyordu. HDP diyor ki ben ve vebalıysam benimle niçin birlikte oluyorsun? Ama ya, Özgür Özel'in başkanlığında sanki biraz itibaren değişti. bunu açık yapacağız dedi. Evet. Bu sefer de Dempar yani HDP'nin bugünkü adı olan Yeşil Sol Parti'nin Parti de çıkışından kaynaklı e, tabii, e, müstakil çıkışından kaynaklı. Bir, de, bir de, e, İyi Parti gerçeği de sadece Dempar CHP ittifakı bırakmadı. Dempar da şey e, İYİ, Parti, i̇yi Parti Dempar bırakmadı. İyi Parti de bıraktı. Evet. İyi Parti şimdi herkes rüştünü ispat etmek istiyor. Ben Yeniden Refah Partisi'ne arzu etmemle birlikte Cumhur İttifakı'nda çok iyi anlıyorum. Ya diyor ki ben kaç kiloyum? Hani eski bir televizyoncunun sözü vardı ya biz kaç kişiyiz diye. <laughs> <laughs> televizyoncunun ismini vermeyeyim, reklam etmeyeyim. Biz kaç kişiyiz diyordu. Şimdi yeniden Refah Partisi'nde o nedir? Eğer ittifak olsaydı bu an tam olarak anlaşılmayacaktı. Yeniden Refah Partisi çok kritik bir yerde zaten gerekli ittifakı yaptı ve 14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak. Hı <laughs> İstanbul'da da böyle olacaktı. Yani olması isteniyordu. Aday çıkarmadığı zaman zaten yeniden Refah Partisi'nin doğal tabanı oyunu Ekrem İmamoğlu'na değil büyük çoğunluk Kahire ekseriyetini söylüyorum. Tabii ki istisnaları vardır, azınlık vardır. Ekrem Bey de oy verecek. Ama genel çoğunluk Murat Kurum'a oy verdi Fakat evet. dedi ki, şimdi burada birkaç şey var. Eğer isterseniz detaylandırabiliriz. Evet. Yani kamuoyuna sızan bilgilere göre neden bu ittifakın gerçekleşmedi <laughs> birkaç konu var. Evet. Bununla ilgili gazeteci arkadaşlarım da onlar gerçekten gazeteci. Benim gibi hani hobi olarak evet, araştırmacı, tabii. yazarlık yapan insan değil. Onlar daha detaylı bilgilere sahiptir belli şartlarda anlaşılmadı e, konusu da var. Bir de gerçekten teşkilat diyor ki yani biz rüştümüzü ispat etmek istiyoruz diyor. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ben bugünkü müzakerat.com web sayfamda da ki yazımda, bugünkü yazımda bunu belirttim. Yeniden Refah Partisi veya Dempar veya İyi Parti'nin hür ve müstakil olarak, bağımsız olarak seçimlere girmesine hiç kimse orantısız bir güç kullanarak eleştiri hakaret vesaire yapamaz. Orantısız olarak. Tabii ki eleştirebilirsiniz ama öyle ağır, aşağılayıcı hakaretimiz şeylerde bulunamazsınız. Bu iyi Parti'ye yapıldı. Ne zaman yapıldı? 3 Mart 2023'te Sayın Akşener masadan kalktı. 6 Mart'ta tekrar oturmak zorunda kaldı. Öylesine bir mahalle baskısıyla karşılaştı ki dünyaca ünlü bir piyanistimiz bir devlet sanatçımız hiç yakışmayacak bir kelimeyle sifonu üstüne çekti. Dışkın muamelesi yaptı. Yani. Evet. Yani daha Bey, açık söyledi ona. Mustafa Hocam. Mustafa Bey tabii o e, oransız bir eleştiri yapıldı ama yani e, Meral Akşener'in de kalkarken söylediği sözleri unutmamak lazım. Tabii yenilir yutulur değil mi? Yani de. işte kumar masası dedi, yok işte bilmem ne masası dedi. Yani bunları da unutmamak gerekiyor. Ama tekrar oturttular o ha, masayı. Yani, tekrar oturdu yani. Tutturdu <laughs> en sesinden tekrar masaya oturdular. Şimdi, e, ama o açıklamaların bir mantığı vardı şöyle. Bir kere muhalefet adına riske girdiklerini söyledi. Kumar sonuçta risktir. Tabii. İki Biz onay makamı değiliz dedi. Yani bize önümüze aday getiriyorsunuz. ve noter, noter değiliz. Noter masası dedi. değiliz. Yani dedi. aslında bakılır e bizim zaman. Bizimle kabul etti sorduk. Tabii ama hepsini ondan sonra kabul etti. Yani ama bunu hayır, bu unutmalı. kadar çok sert bir şekilde tabii, kalktıktan sert sonra üç gün sonra geri dönünce e tabii milletin de şeyi birazcık orantısız oldu. Ha bu bunu hak ediyordur anlamında söylemiyorum. Yok, milleti demiyorum. Ha. Millet bak millet seçmeden kavga edilmez. Evet. Ben şunu gördüm. Bir taraftarla kavga edilmez futbolda. Yani taraftar futbolcuya küfür mü ediyor? Kulüp başı küfür. Taraftara kalkıp ben de senin diye cevap verilmez. Doğru. Oyununu bir kersin devam edersen o taraftar zaten e, utanır, mahcup olur. Ben de bir türkücüyüm onu söyleyeyim. Eyvallah. <laughs> İkincisi seçmenle kavga edilmez. Ya nasıl seçmen yazıklar olsun bana o falan. Böyle bir şey söylenmez. Mesaj aldık denilir. Gerekli uyarıları aldık. Dersimizi çalışacağız denilir. Bu şekilde konuşulur. Taraftarla ve seçmenden kavga edilmez. Ha millet ne derse desin. Millet de... ama aydınlar, münevverler, siyasetçiler yani Meral Hanım'a hakikaten çok büyük haksızlık edildi. Ee, Yavuz Ağır Alioğlu ee, genel başkan yardımcısı o zaman ee, adam dedi ki yani 25 senede yemediğimiz küfürü dedi. 3 günde yedik diye. Ya. Yani hakikaten Meral Hanım ve arkadaşları büyük ilince tabi tuttular. Tabii. İşte bugünlerde onun intikamını alıyor Meral Hanım ve haklıdır da. Ben İyi Parti'ye saygı duyuyorum. Bak İyi Parti'yi çok eleştirmiş bir insanım. 4 yıldır yorumculuk yapıyorum televizyonlarda. En ağır ifadeleri e, İyi Parti ve yönetici için kullanmışım. Sağ olsunlar da herhangi bir e, dava açmadılar bana. Açsalar tazminat davası kazanırlardı da. Teşekkür de ediyorum fikir hürriyetine saygı duydukları için. Ama İyi Parti bugün hür ve müstakil olarak ben diyor kendimi rüştüğümü ispat etmek istiyorum diye. Belki de bırakacak siyaseti Meral Hanım. Ve İyi Parti kapanacak. Niye buna müsaade etmiyorsunuz diyor. Aynı şeyler yeniden Refah Partisi içinde geçerli. Peki ben neye katılmıyorum? İşte baştan söylediğime. Yeniden Refah Partisine ayrı seçimlere gireceğim dediği için Cumhur İttifakı mensuplarının biz asla aynı kökten geldiği AK Parti mensuplarının ee, lütfen belli ölçüleri aşıp hakaretamiz ifadelerde bulunmasınlar. Ya bir hukuki olarak ve vicdani olarak böyle bir hakkı yok. Ben de oyumu Cumhur İttifakına oy veren AK Parti seçmeniyim. Ama yeniden Rafa Partisi'nin aramızda olmasını ister miydim? İsterdim. Ama yok diye de katılmak diye de sen işte e, yalnız ihanette bulunuyorsun. Babanın kemikleriniz yok böyle bir şey. Yani iyi Parti'ye yapılan muamele burada yapılmamalı. Yapılmamalı. Yeniden Rafa yapılmaması lazım. Ama öyle bir şey yok. Gibi. Yani ee, yapılmadı gibi. Tabii iyi Parti gibi olmadı birleştiriler da. Birleştiriler var tabii, ama... Ama, Tabandan var. Bu sefer tam tersine. Ben ben tabana sesleniyorum. Şey de yok. AK Parti yöneticilerinden yok. Gayet kibar bir lisan kullanıyor. Hatta hiç konuşmuyorlar. Ama Yenilen Refah Partisi'nin sevgili yöneticilerinden de birçoğundan dostluğum olanlar da var. Teşkilatlarına dostluklarım var. Ama lütfen kendilerini Saadet Partisi'nin durumuna düşürmesinler. Hmm. Onlara da acizane bu uyarı yapacağım. Özellikle CHP'nin belediyeden mamalanan militan kanalları var. Hele bir tanesi var ki böyle hani gemi azıya bağlamış durumda. En önde giden. Yani neredeyse makineli tüfekten her gün milleti ateş eden bir televizyonu çıkıp çıkıp orada bazı Saadet Partililerin yapmış olduğu hataları yapmasınlar. Kendileri Saadet Partisi'nin pozisyonunu düşürmesinler. Yeniden Refah Partisi bir umuttur. İleriki 10 yıllar için bir umuttur. Ben o umudun, o alternatifi Sayın Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisi Genel Başkanı olduğu 2009-10-11 yıllarında görmüştüm. Türkiye'de İslamcı diyebileceğimiz, yani İslamcı kelimesi kullanmayı ben çok hoşlanmıyorum ama İslami hassasiyetleri olan mütedeyyin, milli görüşlü bir muhalefet partisi olmasını ben arzu ederim. Yani Ak Parti bir milli görüş partisi değildir. Ak Parti muhafazakar, sağ bir hizmet partisidir. Muhafazakar demokrat diyeceğim. Yani, milli görüşlü diyemezsiniz. Milli görüşlü olsa zaten Çek faizler. Bugün yani. yüzde 45 yüzde olmaz. Partisi. İçinde Atatürkçüler de var mı? Tabii var. Her çeşit insan var. Çeşitli Ak Parti. Ha başındaki insan milli görüş kökenli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hı hı. mütedeyyin, dindar. Ve milli görüş ökenli bir insan. Ama AK Parti'ye çok farklı insanlar oy veriyorlar. Yani alkol kullanan vatandaşlarımız da var. laik konusunda hassasiyeti olan vatandaşlarımız yani, da Sayın var. Sayın Çelebi var, Sayın Cevizoğlu var mesela. Tabii, tabii o, o ki onlar yani, en son örnekleri. Kemalist evet. diye bildiğimiz, katı Kemalist evet. diye bildiğimiz evet. Mehmet Ali Çelebi, Hulki Cevizoğlu gibi insanlar da katılmışlardır. Ee, çok farklı kesimlerinden destek alan bir partidir. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi gibi yani... Eski saadet, Numan Bey'in veya rahmetli Erbakan hocamızın zamandaki saadet gibi, bugün saadetten bahsetmiyorum. Bugün saadet kendini CHP'ye payan de etmiş ve maalesef ideolojik olarak siyaset çöplüğüne gitmiş bir parti olarak görüyorum. Benim düşüncem bu. Kızabilirler, eleştirebilirler. Yeniden Refah Partisi bu duruma düşmemeli. Numan Bey'in 2009-10-11 yıllarındaki Saadet Partisi gibi %5'leri, 6'ları hatta %10'ları zorlayabilecek bir parti olabilir. Ama bunu CHP'nin militan televizyonlarına giderek orada Ak Parti'nin aleyhine konuşarak Kanal İstanbul'un aleyhine konuşarak e, bugüne kadar söylemediği sözleri söyleyerek olmaz bu. O yüzden ben iki kesime de gerek Ak Parti tabanına da gerek yeniden Refah Parti yönetimi ve tabanına da e, daha hassas olmalarını acizane tavsiye ediyorum. Benim görüşüm bu şekilde ittifaklarla alakalı. Peki, peki Mustafa Bey. Şimdi e, Demi şöyle kapatacağım. Ee, biraz isim üzerinden giderek kapatalım çünkü Başak Demirtaş ismi zaten oldukça konuşuluyor o da aday havuzumuzda dendi. Ee, mesela şunu da söyleyebilirim üç ay önce aday olmayacağım dedi Başak Demirtaş şimdi bir anda olacağım dedi ee, aday olursa CHP'den çok oy götürebilir mi bunu da belki konuşabiliriz ya şöyle bir kere Başak Demirtaş demek Selahattin Demirtaş Evet Net, yani Selahattin Demirtaş'ın orada e, kendisini devre dışı bırakmak isteyen kendi işlerinde e, yapıya karşı yapılara karşı bir kere birinci madde olarak onu koyan bir hamlesidir aynı zamanda. Yani Başak Demirtaş'ın ben aday e, eğer partimden davet gelirse adaylık sürecine girerim cümlesi aslında Selahattin Demirtaş'ın cümlesidir. Hı hı. E, kendi gücünü test etmiştir e, etmektedir e, ve güçlüdür. HDP dem içinde Selahattin Demirtaş güçlüdür. Ee, kendi işlerinde çünkü e, belli yapıların karşı çıktığı bir isim ama inanılmaz bir medya propagandasıyla Selahattin Demirtaş parlatılmıştır. Oysaki işte bu propagandaya Sayın İmamoğlu gibi isimler de dahildir. Ee, Sayın İmamoğlu 2019'da e, ya seçimden önce ya sonrasında hemen sonrasında ben Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum hı hı. diyerek. CHP kitlesini de yönlendirmiştir Selahattin Demirtaş'a. CHP Selahattin Demirtaş'ın çizgisi terör örgütünün eylemlerini desteklemedi üzerinedir. Şimdi mahkemede ben hendek barikat terörünü desteklemedim gibi ifadeler verse de o dönem ben terör örgütünün çok yayın organlarını çok yakından takip ederim. eylemlerini o saldırılarını çok yakından takip ettim. O süreçte Selahattin Demirtaş çok aktif bir şekilde terör eylemlerinin destekçisiydi. Hatta dualar falan istiyordu yani oradaki teröristler için dualar falan istiyordu ondan sonra. Bu noktada bu nedenle bir ne diyelim algı operasyonlarıyla algı yönetimleriyle Selahattin Demirtaş HDP içinde güçlendirilmiştir. Artı muhalefet CHP özelinde muhalefet içinde de güçlendirilmiştir taban bazında seçmen bazında. Yani CHP'li çok şaşırdığım isimler bile ya evet ben ya terör örgütüne karşıtlıklarında bildiğimiz isimler bile karşılıklı sohbetlerimizde ya Demirtaş da aslında çok başarılı adam. Demirtaş olsa ne güzel olur diye bir cilalanmış bir Demirtaş modeli var. Oysaki kendi işlerinde de ciddi gerilimler var. Ee, ben mesela yine dediğim gibi terör örgütünün yayın organlarını yani ben ilk başlarda hemen şeye bakarım gündemde. Düşmanı takip ederim. Hmm. Ee, terör örgütünün yayın organlarını takip etmeye çalışırım. Demirtaş içeri girdiğinden beri yani normalde nedir? Bir siyasi hareketin e, siyasi olmadığını zaten söyledik de örnek vermek açısından söylüyorum. Bir siyasi hareketin e, genel başkanlığını yapmış bir kişi cezaevine giriyorsa o hareketin aslında ortalığı hemen hemen her gün kampanyalarla şey yapması lazım. Terör örgütünün yayın organında Selahattin Demirtaş'ın ismini ara ki bulasınız. Çok azdır yani. Başak Demirtaş evet. ismi de. Yani o yüzden kendi işlerinde de bir şey var. Demirtaş burada kendi gücünü test ediyor. Birinci boyut budur. Başak Demirtaş üzerinden. İkinci boyut ee, CHP zor duruma bırakmaktır. Açık söyleyeyim. Ee, yani CHP ciddi bir mesajdır. Tabii Çünkü ya, bunu Demirtaş bunu ismi üzerinden CHP'den... CHP'yi zor durumda bırakmak istediklerini. Ya şu şekilde söyleyeyim. E, o yüzden terör Mustafa örgütünün... Bey de az önce sordum ya. Neyi kabul etmediler? neyi Kendi gücünü tahkim etmeye çalışıyor şu an. Terör örgütü üzerinden siyasi ayak. Terör örgütünün siyasi ayağı. Öyle söyleyelim. Kendi gücünü yeniden takip etmek istiyor. Ben şimdi seçim sonuçlarını çıkarttım. Az önce konuştuk Üstat söyledi ya hani 6 milyon falan değil evet. Sadece bir 7 Haziran'da orada CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik vardı o zaman. Evet. Biz 4 kişiydik dedi ailemden 2 kişi HDP'ye 2 kişi CHP'ye oy verdi. Hı hı. Yani CHP Genel Başkan Yardımcısı gidip ailesini HDP'ye yönlendirdiği bir dönemden bahsediyoruz. Sadece o dönem bir 6 milyon 57 oy almış. E, 57 bin oy almış %13.2. Sonra biliyorsunuz seçimler tekrarlandı. HDP'nin oyu 5 milyon 145 bine düşüyor. 1 milyon yaklaşık düşüyor. 2018 seçimleri Selahattin Demirtaş'ın aldığı oy 4 milyon 205 bin 794 yüzde 8.40. HDP'nin aldığı oy Selahattin Demirtaş'tan 1.5 milyona yakın fazla. 5 milyon 867 bin 302 11.70'lik bir hmm. oy. 2023 seçimleri YSP'nin aldığı oy. Bakın 2018'de 5 milyon 867 bin oy alın YSP işte HDP. 2023'te 4.803 bine düşüyor. Evet. %9'a düşüyor. %10'un altına evet. iniyor. Yani e, baraj olsa, baraj %10 olsa Düşün. barajın altında kalacak. Kalacak. Yani şimdi o açıdan bakıldığında demirtaş faktörü kendi gücünü evet. yeniden tahkim etmek biraz deyim yerindeyse o sol jargonda kullanılır. Biraz militanlaşmak hmm. yeniden e, onun demirtaş faktörünü de kullanacaklar. Sonuçta kendi aralarında kavga etseler bile. Ee, ortak bir şeyleri var. Sadece belki de koltuk kavgası yapıyorlar. Bakın da güç kavgası yapıyorlar ama hedefleri ortak. Demirtaş açık açık ne dedi? Çıktı. Daha yakın zamanda mahkemede ne dedi? Türkler geldi benim coğrafyamı işgal etti dedi. Evet. Bu küstahlığı söyleyen bir insandan bahsediyor. Tabii, evet, sinir uçlarıyla oynuyorlar. Sinir uçlarıyla oynuyor. Yani ortak hedefi işte Demirtaş'ın çizgisi Sayın İmamoğlu'nun beğendiği çizgi bu. Yani Demirtaş'ın çizgisi de bugün Tuncer Bakırhan'ın çizgisi de o diğer eş başkan ismi bir kadın Amin var. Efendim, o kadar çok değişiyorlar ee, ki ezberleyemiyoruz. bilmiyorum. Onun çizgisi Her de aynı var. aslında. Hedef aynı. Sadece ee, kol, o koltuğu kontrol etme, o gücü kontrol etme noktasında bir mücadeleleri var. İşte Bu konuda yeniden militan bir HDP oluşturmak istiyorlar. HDPde Bu noktada da gücü ellerine almak istiyorlar. Az önce iki türlü de kazanmayı planladılar dediğim nokta o. Ya CHP ile kazanacaklar ne yapacaklar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda mesela Kotarabilirlerse bir tane Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılığını kotaracaklar. Üç, üç tane veya dört tane ilçeyi kotaracaklar. İlçelerde tane söylediği gibi başkan yardımcılıklarını kotarıp mevcut olanı arttırmaya çalışacaklar belki. Hmm. Mali anlamda güçlen. Yani iyice gücü arttırmak. Tamamen kendilerine odaklı durumdalar. Zaten yani, açıklamalar da çok sert. Mesela Sırrı Sakak açıklama yaptı geçen gün. Diyor ki Ekrem olduğunu kaybetmesi bizim sorunumuz değil. Tabii. Umurumuzda değil. Çünkü niye? Bunlar Yok, işte 2019-2024 arası. Demirtaş yarın. söyledi. Evet. Hayır, Sırıstakık söyledi. Belki Demirtaş da söyledi. Demirtaş da söyledi, işte. hmm. evet. Şimdi evet. 2019'daki strateji evet. değişikliği evet. o. Bir Yani şunu söylüyorlar. Bana ne muhalefet Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyormuş, Devlet Bahçeli'yi devirmek istiyormuş. Bizi ilgilendirmiyorlar. Ne ne giriyor ki? Bu saatten sonra ben diyor, kendi kazancıma bakacağım. Ben, kend, tabii ben canım, kazanacağım. Tabii tabii tamamen bir strateji değişikliği. İttifak karı ne oldu ki? Hı. Şimdi buna bakıyor yani ya, artık. Ya, o da şimdi... tamam, bu tehlikeli mi? Evet bu da tehlikeli. Evet. HDP'nin güçlenmesi HDP demin güçlenmesi siyaseten de olsa ee, tehlikelidir ve bununla mücadele yürüyor. Ki mücadelenin en önemli ayağı Anayasa mahkemesinde duruyor. Anayasa Mahkemesi'nin onlara verilen hazine yardımına olumlu oy veren üyelerinin hmm. sorumluluğudur şu anki durum. Ona karşı oy veren değerli üyeleri kenara koyuyorum. Hmm. Ama oğlum Sayın Başkan başta olmak üzere HDP demin ki Can Atalay kararında arka arkaya hızlıca kararlar evet. veren Anayasa Mahkemesi o zaman yoğun gündemde değil ama HDP'nin kapatma davasına gelince yoğun gündemde. Hı. O parayı da geri alırız diye ne olacak ki parayı geri alırız dediler o para gitti. HDP'nin üstünden iki tane isim değişikliği yaptılar. Konuşamadık bile. Yani Hı. konuşamadık bile. Yani ee, şimdi o, o noktada de de şimdi bu da tehlikeli. Yani bu tehlikeyi önlemek de işte Anayasa Mahkemesi'nde şu an hukuken mücadele. Ha, güvenlik güçlerimiz gerekli mücadele yürütüyor zaten. Askerimiz, polisimiz onların dağ ayağını nasıl diyoruz ya evet. bu siyasi ayak. E bunların bir de dağ ayağı var. Silahlı terör terörist ayağı. Keşke bir de o bölgedeki bütün vatandaşlarımızı böyle aynı kefeye de koyamasak ama. Ya bakın. Biz yani hep elimizden geleni yapıyoruz söylediğim tabii şu, ki de yıllardır. Şimdi az önceki konuşurken... söylem e, tartışması önemli. Yani bir dönem bunu hakikaten bize karşı artuman evet. olarak çaldı. 6 milyon oyları var. Ne yapalım? Bunları dışlayalım mı? Buradan hiç kimse o HDP'yi eleştiren hiç kimse o 6 milyon insanı dışlayalım demedi. Ama şunu söyledi. 6 milyon insanı kazanmak istiyorsanız bu adamların gerçek yüzünü anlatacaksınız. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli dediği dönemde Tunceli'yi hep kazandı. Hmm. Dersim demeye başladı kaybetti Tunceli'yi. Niye biliyor musunuz? İnsanlar aslı varken suretine oy vermez. E bunu zaten HDP'ler HDP söylüyordu zaten dediler. Evet. Siz kendi ilkelerinizle bu adamların gerçek yüzünü, bu adamların terör katılıyorum 5 milyon insan içinde 4.5 işte en son seçimi baz alalım. %90. 4 milyon 803 bin insan içinde belki 500-600 bini terör örgütünün yöntemini benimsiyorlar. Veya 1 milyon diyelim hadi üst sınır. Ama gerisi siyasi olarak yine 180 derece belki karşıda dursak siyaseten aslında çözülebileceğine inanan, bunların aslında terörle yan yana durmayacağına inandıkları için oy veriyor. Ve o insanlara ya gel kardeşim gel seninle tartışalım. Gerekirse sert tartışalım. Hı hı. Ama terörü benimseme dediğinde terörü benimsemez zaten. Hı. Çünkü az önce yine konuşuldu. Güneydoğu bugün ya Hakkari'de in korkudan insanlar evinden dışarı burnunu çıkartmaya korkuyordu. Şimdi Hakkari'nin o iki yakada ondan sonra o terörist başının ben orada çay içmeyi özlediğim dediği yerlerde dağcılar kamp yapıyorlar. Evet. Turistik alan haline geldi oralar. Tabi. E bunu Güneydoğu'daki HDP seçmeni dahil olmak üzere insanlar görmüyorlar mı? Gidin HDP seçmenine sorun. Tamam siz bunları destekliyorsunuz. Tamam dedi. Ben destekliyorum evet. Hı hı. Sorun. O terör yandaşlarından bahsetmiyorum. O militan kesimden bahsetmiyorum. Herhangi bir vatandaş HDP'ye oy veriyor. Ben Kürt'üm. HDP'ye oy vermek istiyorum diyen vatandaşa sorun. Tekrar o günlere dönmek ister misiniz diye. Hiçbirisi istemez. Hı. Hiçbirisi istemez. O günlere dönmemenin de formülü bu yapının güçlenmemesidir. Ha şunu da söyleyelim. Orada izleyen seçmenler varsa bizim düşmanlığımız teröre. Evet. Kürt vatandaşlarımız bugün AK Parti'ye de oy veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de oy veriyor. CHP'ye de oy Var, veriyor. Her partiye oy veren. Dem, pa DEM'e de oy veriyor. Onlar her partiye. Aynen, alevi vatandaşlarımız, Sünni vatandaşlarımız, vatandaşlarımız, Laz kökenli vatandaşlarımız, Çerkez kökenli vatandaşlarımız. Bu milletin her bir ferdi, her bir zenginliği zaten e, çeşitli partilere oy veriyorlar. Yani bir blok olarak bizim düşmanımız, ben Muşluyum ya benim babaannem Kürt. Bizler nasıl Kürt düşmanı olabiliriz? Bu coğrafyanın mayasında düşmanlık birleşiş şey yapabilir mi? Tutabilir mi? Aslında. Mümkün değil. Benim dede tarafım Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan gelmiş. Azerbaycan Türk'üz. Babaannem Muş'tan yerleşik, mukip aşiret kızı. E, Bulmuşlar birbirini. Evlenmişler. <laughs> e şimdi ben nereye koyacaksınız? Bizden Kürt düşmanı üretebilir misiniz? Mümkün değil. Babaannene düşman olabilir misin? Babaanneme <laughs> düşman olabilir miyim? Mümkün <laughs> değil. Yani anne tarafım Halep'e dayanmış Türkmen. Nasıl düşman olalım? Üç Bu üç coğrafyayı da düşman üretemezsiniz. Kimse bizi şey yapmasın yani kandırmasın o söylemlerle bizi bize yutturamazlar o söylemleri. Evet. Bu Kürt düşmanlıdır. HDP'ye düşmanlık Kürt düşmanı. Hayır. Biz teröre düşmanız. Kürdü bakın Kürdü terörden kurtardık. Kürdün en büyük sorunu terördü zaten. Kürdün Diyarbakır'daki Hakkari'deki Kürdün Yozgat'taki köylüden İzmir'deki köylüden veya şehirliden sorunu Aynı sorunlardı, ekonomik problem yaşıyorsak hepimiz aynı problem yaşıyoruz. Evet. Diğer ek Doğru. bir sorun daha vardı, terör baskısı vardı. Bir olayla kapatayım çok mu 2015. Ya 80 yaşındaki adamı bunlar yaktılar ya. Ya siz ne yapıyorsunuz diye surda barikat kuran adamı yaktılar. 80 yaşında. Biz o 80 yaşındaki adamın hakkını savunuyoruz. Biz orada o. 110 o zaman 155. 155'i arıyor vatandaş. Ya bunlar evimizin etrafını çeviriyor diyor. Yaşanmış olayı anlatıyorum. Birebir bildiğim olaylar. Ee, bir gelip bir bakabilir misiniz diyorlar. Yarım saat sonra tekrar arıyorlar. Ya gelmeyin bunlar şehit verebiliriz diyorlar. Ama sabah bizi bir kontrol edin diyor. Biz o vatandaşın hakkını savunuyoruz. Bir, yine yaşanmış olayı söyleyeyim. Nusaybin. Geri de söylüyorum. Nusaybin de merkezde. Açlı başlı bir kadın. Arıyor diyor ki ya diyor bu terörist çocuklar burada geziyor diyor. İhaneti boyutunu anlayın yani. Anlamak açısından söyleyeyim. Geziyor burada diyor. Bir gelin bunları alın diyor. 155'i arayarak. Kim geliyor biliyor musunuz 10 dakika sonra? PKK'lılar geliyor 155'i aramışsınız diyor. O zaman FETÖ'cüler var. Tabii. Yani ihanetin boyutunu biz bu günleri atlattık. Tekrar o günlere gelmeyiz. HDP'nin güçlenmesi, o belediyeleri ele geçirmesi tekrar bu günlere gelmenin şeyidir. Bana Diyarbakır'da esnaf anlattı ya dedi. Açık açık kepengimizi kapatmadığımız zaman ya militanı gönderiyorlardı, taşlatıyorlardı ya da belediyeden zabıta gönderiyorlardı. Ceza yazıyordu, biz mecbur kapatıyorduk diyor. Ama ne diye veriyorlardı? Esnaf Hı. eyleme destek verdi. Kepen kapattı. Öyle bir şey yok. Zorla silah soruyla. Hı. Bir vatandaş muş bulanıkta bunlara karşı çıktı diye herifin ne ergene konculuğunu bıraktılar ne şeyi bıraktılar. Karşı çıktı dükkanını savundu. fikir dükkanı olanları da infaz ettiler. Tabii infaz ettiler. O açıdan bu yapı, biz bu yapıya düşmanız. Tam tersine biz Hakkari'deki, Şırnak'taki, Siirt'teki, Diyarbakır'daki, diğer vilayetlerdeki Kürt vatandaşlarımızı savunuyoruz. Bizim savunduğumuz onlardır. Peki. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, Dem Parti faslını kapatalım. Zeki Bey var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ya ben şeyi eklemek istiyorum sadece. Buyurun. Başak Demirtaş adaylığını aday olabilirim diye açıklama yapıyor. Hı hı. Öyle bir yüzünü gösteriyor fakat e, Dem Parti diyor ki havuzda diyor. Evet. Yani. O da ilginç. E, Dem yani ya pazarlık devam ediyor veya da Dem Parti'de demek ki kutuplar kriz var. var. Evet. Kriz değil kutuplar var. Yani Selahattin Demirtaş bir kutup, Abdullah Öcalan bir kutup, o Dem Parti'nin içerisindeki yönetim bir kutup. Ondan sonra başka kutuplar da var demek ki. Bu kutuplar savaşıyor şu anda. Mesela Başak Demirtaş'ın adaylığı Dem Parti içerisinde hemen satın alınmadı. Ne dediler? Havuzumuzda dediler. Yani bana göre de, yani benim gördüğüm kadarıyla açıklamalarına baktığımız zaman Dem Parti Başak Demirtaş'ı koymayacak aday olarak. Bana göre öyle. Yani Dem Parti'nin açıklamalarına bakarak söylüyorum. Bu tehdit evet. olmaz mı? Yani Demirtaş evet. etkisini kırmak adına böyle bir şey yapabilirler, yapabilirler. ama bu sefer de çünkü kendileri zarar görür e, ama bence dikkat ederseniz en, güçlü en güçlü Başak Demirtaş'ı profil sahiplenmiyorlar o. yani tabii, tabii. adayımız demiyorlar veya Çünkü Başak Demirtaş son itibariyle Selahattin Demirtaş'ın eşi ve Selahattin Demirtaş dediğiniz gibi aslında bakarsanız. Orada aday, aday gibi. aslında Selahattin Demirtaş. I. Selahattin Demirtaş ama DEM Parti olmaz. Demek ki başka yerlerden de onay alınması gerekiyor. Yani Başak Demirtaş'ı koyma anlamında. Bir de e, bu meselede yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Dem Parti'nin ve Dem Parti'nin e, şu anda anlaşamaması ve ayrı ayrı adaylarla gitmesinin aslına bakarsanız hesaplaşması 2019'dan beri devam ediyor. Yani hmm. 2019'a bakmak lazım. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi e, az önce Alevi hani öyle bir konuşma sırasında Ceyhun Bey geçirdiniz. Alevi, Sünni vesaire öyle bir ayrımımız yok diye. Bugün aslında bir konu vardı CHP'de yine özellikle. Gerçi bu yerel seçimlere doğru CHP krizi hani sürekli bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle adaylıkla başladı. Şimdi CHP Çiğli Belediye Başkanı aday gösterildi önce. Sonra adaylığı geri çekildi Uygar Yıldırım. Ve şunları söyledi. Ben de Alevi'yim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur. Ee, şimdi neden böyle bir açıklama bulunuyor? Neden sürekli CHP'de böyle bir vurgu görüyoruz? CHP'nin içinde hani gerçekten böyle kimlikler üzerinden bir kıyım söz konusu olabilir mi sizce? CHP'de bu kavga var. Hı -hı. Hanım. Özellikle yani... Uygar Bey'in bu işte adaylığım geri çekildi. Aleviyim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur açıklaması. Ee, tabii o... E, adaylıktan alınan kişi bunu duygusallıktan mı söylüyor veya bir e, gerçek var mı bilmiyorum ama e, fakat şu iddialar hep var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi e, biyolojik kökleri açısından hani e, Tunceli Nazmiye'li bir Alevi Kürdü olarak bilindiği için e, partiyi e, belli bir mezhebin işte Alevi vatandaşlarımızın partisi haline getirdiğiyle ilgili yine CHP'lilerin içerisinden biz eleştirileri duyuyorduk. Yani biz CHP'nin içindeki tartışmalar bizi ilgilendirmez. CHP Alevi Partisi mi olmuş, Kürtçü Parti mi olmuş, Sünnici Parti mi olmuş yani ben bunu ben CHP'nin genel yaklaşımlarından mesela milli güvenliğimizle ilgili ne tip e, politikalar üretiyor ben buna bakıyorum. Dış politikada e, nasıl e, açıklamaları var buna bakıyorum. Milis olma sanayimize nasıl bakıyor? Buna bakıyorum ve bunun üzerinden eleştiriyorum ya da e, destekliyorum. Destekleyecek bir tarafı yok da desteklerim yani doğru bir tarafını bulsam CHP'nin e, mesela şimdi İYİ Parti diyor ki Libya tezkeresine evet diyorum diyor, Suriye tezkeresine evet diyorum diyor. Eyvallah diyoruz yani İYİ Parti doğru yapmış diyoruz veya işte e, Karabağ'ın tekrar Ermenilerden geri alınmasına, e, Ermenistan'dan geri alınmasına e, destek görüyor, takdir ediyoruz İYİ Partiyi. CHP de buna destek verse takdir edeceğim. Ama vermiyor. Ee, i̇şte eski sözcüleri e, neydi o Büyükelçi kökenli? Ünal Çeviköz. Ünal, Çeviköz. Ünal Çeviköz. Evet. Diyor ki cihatçıları gönderiyor diyor. Bu diyor ileride diyor Türkiye'nin yargılanmasına yol açar. Bakın hı hı. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılıp tekrar bir Türk yurdu yapılmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi danışmanı sözcüsü diyor ki Sayın danışmanı ve CHP'nin sözcüsü e, bu diyor Türkiye diyor yargılatır diyor. Ne yapacakmış peki Türkiye? Hiç müdahale olmayacakmış. Karabağ Ermeni işgalinde kalmaya devam edecekmiş. Cumhuriyet Partisi'nin geldiği nokta buydu. Şimdi ben bundan dolayı CHP'ye eleştirdim. Yoksa CHP'nin bana ne Sünnici mi olmuş, Alevici mi olmuş, Kürtçü mü olmuş, Türkçü mü olmuş? Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben milli güvenlik açısından Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendiriyorum. E, real politik açısından Türkiye'nin menfaatleri açısından ne söylüyor ben ona bakıyorum. Ama maalesef iler tutar yanı olmadığını görüyorum. Şimdi bu Çiğri'deki e, siyasetçi Uygar Bey, e, Uygar Bey e, diyor ki ben Alevi olduğum için görevden alındım diyor değil mi? Evet evet onu söylüyor açıkçası. Şimdi e, yani CHP'den sızan bir... Yani Susan bunda Bey, da Kemal Bey'in artık başkan olmamasından kaynaklı evet, olduğu iddia ediliyor. Bunlar çok biliyor. ciddi iddialar. Tabii. Yani, e, bunlar çok e, bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide yani kendisinin sözde kurucu e, parti olduğunu devletin kurucu partisi olduğunu iddia ediyor. Öyle bir şey yok da Devlet kurulduktan sonra CHP kuruldu. Devlet vardı. Devlet 23 Nisan 1920'den itibaren vardı. Cumhuriyetin ilanı sadece bir devletin ilanıdır. Rejimin ilanıdır. E, velev ki öyle bile kabul etsek e, böyle bu parti kendisini kurucu parti olduğunu söyleyen bir parti kendi içinde o mezhepten olana torpil bu mezhepten olana karşıtlık e, veya ayağını kaydırmak onu e, hakkını adaylık hakkını gasp etmek gibi iddialar bunlar hakikaten çok e, üzücü ve kötü e, iddialar. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra işte Kılıçdaroğlu zamanındaki mezhepçi görünümünden uzaklaşacağız diye içeriden hmm. sızan iddialar var. Yani Özgür Bey yakın kaynaklardan da bu sızıyor. E, gizli lider denilen, partinin gizli gölge belediye başkanı, e, genel başkanı veya eş genel başkanı diye söylenen ee, Ekrem İmamoğlu'na yakın kaynaklardan da e, Cumhuriyet Partisi'nin mezhepçi veya Alevi mezhebine e, e, bir nevi e, eşdeğer hale gelmiş e, görünümüne son vereceklerini söylüyorlar. Bu çerçevede böyle bir Uygar Bey'in e, adaylığı e, bertaraf edilmişse tabii ki bu ciddi bir iddia ama bu ispatan muhtaç. Yani bu arkadaş duygusal olarak mı bu açıklama yapıyor yoksa gerçekten e, hakikat payı var mı? Ama cevap eden bu tip iddialar var. Yani evet. yoktur diyemem, iddia edemem. Peki. Vardır da deseniz, e, ispat et deseniz, ispat da edemem. Ama CHP'de bu tartışmalar halen e, devam ediyor. Uzunca bir sürede e, seçim ne kadar da bir defa devam edecek gibi gözüküyor. Seçim neticelerine göre, almış oldukları başarı veya başarısızlığa göre de e, yeni e, gelişmeler olacaktır Cumhuriyet Halkı karşısında. Peki Seki Bey mümkün mü sizce? Şimdi <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken ne deniyordu Cumhuriyet Halk Partisi için? Partiyi işte Alevileştirdin, partiyi işte e, şu hale getirdim bu hale getirdim filan deniyordu. E, çok fazla e, Alevi e, özellikle vatandaşımız… Özellikle son çektiği videolarla beraber… E, tabii hani, yani yani zaten Türkiye'nin… Aleviler bil... için özellikle… Tuva'nın Türkiye'nin gündemine zaten evet. Alevilik meselesini sokan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi seçiminden önce çıktı dedi ne dedi Ben Aleviyim. Ben ya. Aleviyim. Sanki bir sonra ya. Sanki, ona mesaj sanki yani, yani sanki ona evet, birisi evet. bir şeyini sormuş gibi. Orayı bahsediyorum ben evet. de. Alevi yani. başlıklı. Yani e, işte e, ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi birçok arkadaşımdan şunu duydum. Kardeşim parti Alevi partisi oldu. Evet. Parti Alevi partisi. Oldu. En çok CHP'lilerden duyuyoruz. Evet zaten. ben bunu duydum. Yoksa AK tamam. böyle bir şey zaten Sonra belki. 28 Mayıs'tan sonra biz ne dedik? Televizyonlarda hepimiz konuştuk. Bu delega yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitme şansı yok. Hepimiz söyledik bunu. Ne oldu? Gitti. Niye? Hı hı. Ekrem İmamoğlu çünkü devreye girdi. Ve bunu da zaten kendileri de inkar etmiyorlar. Gitti mi? Gitti. Şimdi tabii ki yani o zaman 10 tane Alevi e, aday koyuyorsan Şimdi iki tane aday e, konuluyor. Aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani Alevilerin tasfiyesi falan yok. Ben buna inanmıyorum. Yani o arkadaş da bence birazcık duygusal konuşmuş. 15 gün önce de Battal İlgezdi e, çıktı e, e, şu anda Ataşehir Belediye Başkanı. Dedi ki işte Aleviler, Kürtler gidiyor bu partiden falan. Ya kardeşim sen 15 15 yıl var ya Ataşehir'i yönetmişsin ya. Belediye Başkanı olmuşsun. Ayıp değil mi? Yani insan var ya birazcık bir durur düşünür yani. Bir belediye başkanlığı yapmışsın 15 sene. Ondan sonra da senin desteklediğin aday kaybet, kaybetmiş. Yeni gelen e, idare idarede demiş ki, iradede demiş ki kardeşim sen biz istemiyoruz. 15 yıl ya. Bir insan 15 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra belediye başkanlığından alındık. o Aleviler, Kürtler gidiyor. Ya başka bir şey de diyebilirdi yani. Söyleyebilirdi. E, eşin de senin zaten milletvekili. şey şeyde. Kardeşim kendin Belediye başkanısın 15 yıldan beri. E eşin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala milletvekili bildiğim kadarıyla. E çıkmışsın hala diyorsun ki Alevilerle Kürtler diyorsun. Bu bu, bu partiden e, tasfiye ediliyor. Ya insanda birazcık var ya bir düşünce olur ya. Yani daha da fazlasını söyleyeceğim ama söyleyemiyorum yani çok fazlasını artık. Hani ayıptır ya. Peki. Ceyom. Yani iki tane iki tane e, belediye 10 tane konuluyordu daha önceden. Şimdi iki tane konuluyor Alevi mesela vatandaşımız. Tabii ki olacaktır. Alevi vatandaşlarımız bizim AK Parti'de de var. Başka partilerde de var Alevi vatandaşlar. Yani Aleviler Eşit her yerde taşları. olabilir. Yani kimse kimsenin mezhebi de şununla bununla bakmıyor. Sizin dediğiniz gibi ayrışmayı öne çıkartan, ayrışma yapan zaten e, Millet İttifakı'ydı. Evet kendisi çıkardı ortaya. Ben Aleviyim diyerek kendisi çıkardı ortaya. Öyle bir tasfiye masfiye yok. Bu açıklamaların oradaki işte biraz önce söyledi çiğliğe hı hı. Mi dediniz ne dediniz. Bunların ben hepsinin de yani duygusal açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Şahsi açıklamaları, bencillik açıklamaları olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle şu anda 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 grup var. Özgür Özelciler var, Ekrem İmamoğlu'cular var, Kemal Kılıçdaroğlu'cular var. Özgür Özelciler var mı gerçekten? Var var ve bir imam hocalar da bayağı çatışıyorlar. Ve ben size daha daha da ilerisini söylüyorum. 31 Mart'tan sonra eğer istenilen sonuçlar gelmezse Kılıçdaroğlu ekibi tekrar hatağa geçecek. Bir Nisan hareket. Evet. Peki, çok geçecek. önemli bunu. Aradan sonra konuşalım ama ara öncesi Ceyhun Bey sizden de merak ediyorum. Yani böyle bir şey mümkün mü bu Alevi tasfiyesi? 14 Mayıs öncesinde biz muhalefette neyi gördük? İşte az önce Üstad söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yanı sıra hatırlayın. Muhalefetin içinden şunlar söylendi. İşte ya işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun alaylığı gündeme geldiğinde Alevi bir cumhurbaşkanı olmaz. Ki bu muhalefetin içinde oldu. Bizler neyi savunduk? Dedik ki kimsenin, evet. bu milletin, bu büyük milletin her bir parçası olan Türk milletinin Alevi olsun, Sünni olsun, diğer renginliklerimiz olsun ne mezhebine, ne kökenine, Laf edilmez. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu politik olarak hep eleştirdik. Kendi işlerini açtılar. Benzer ayrışımı kim yapıyordu? Yine üst siyasete döneceğiz ama. Orta Doğu'ya saldırganlıkta hı hı. Orta insanları bölmek, parçalamak için ne yaptılar? Sen Şiisin. Evet. Sen Şii Arapsın. Sen Sünni Arapsın. Evet. Sen Kürtsün. Sen Türkmensin. Sen Ezidisin. Sen Farssın evet. Türkmeni bile işte Arabı bile... Şii, Sünni diye ayırmaya kalktılar. Bu ayrışımı biz orada görüyoruz. Zaten o Cumhuriyetimizin, o Türk milleti tanımının ne kadar önemli olduğunu burada zaten 90'lardan sonra tekrar gördük. Aynı şey gibi düşün. Üstad'la tatla biz mesela farklı politik hatta duruyoruz. Ama bizim ortak kaygımız ne vatan? Diyoruz ki Üstad diyor ki şu yöntemle gideriz. Ben de diyorum ki ya şu yöntemi şuraları olur. Buradan da şuraya ekleriz falan diyoruz. Farklılıklarımızı konuşuyoruz, tartışıyoruz gerekirse. Ama ortak noktada adam geliyor diyor ki bak diyor sen diyor muhafazakar. diyor Atatürkçü diyor, milliyetçi diyor. Aynı üstad sosyal demokrat o da sizden şey. Oysa ki hepimiz aynıyız. Alevisi de bir. 100 de bir. Bunu başarıyorlar biliyor musunuz? 100 Aynen. yıldır. Çok şükür bizim milletimizde başaramıyorlar. Dönem dönem sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Yaşıyoruz. Ama hala bölemediler. Parçalayamadılar. Siyasi yani. tartışmayı bir, bir türlü bitiremiyoruz. Yani. Ama bunu da bitiremiyoruz. şimdi Bu tartışmaları biz orada gördük. İşte şimdi siyasete de soktular. Nasıl sokuyorlar? Ha yine tartışılıyordu ama nasıl soktular? İşte 14 Mayıs öncesi bir kere bunu soktular. Çünkü planlarını zaten oradan aldılar. Az önce dedik ya programlarını başka yerlerden aldılar. O ortak politikalar mutabakat metnini okuyun. Ben onu aldım. Kitapçığını saklıyorum. 30 sene sonra çoluğuma, çocuğuma göstereceğim. Diyeceğim ki Allah ömür verirse Çok bakın anladım. Türkiye böyle bir şeyden döndü, direkten döndü diyeceğim. Bugün. Şimdi bu noktada dışarıya Angajı olan bu tartışmalarda olmaz mı? Olur. Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yeniden Refah Partisi ondan sonra diğer partiler kendini solcu olarak, muhafazakar olarak tanımlayan partiler. Cumhur İttifakı'nda olsun olmasın mevcut bu muhalefet bloğuyla hareket etmeyen partiler hatta bir nebze iyi Parti'yi de alalım içine. Ondan sonra ne Alevi tartışması vardır ne Sünni tartışması vardır. Kimse kimsenin mezhebine bakmaz, şeye bakmaz. Ama maalesef CHP'de bakılıyor şu. Bizim az önce Sayın Kılıçdaroğlu'nu o kadar sert eleştirdiğimiz dönemde savunduğumuz özellikleri kurultay sürecinde rakipleri tarafından alttan alta söylüyor. Doğru. Yani o noktada e, bu tartışmayı kendi araçlar. Ha şuna ben karşıyım. Hepimiz yani aslında o duruşumuz ortak. Sünnicilik, Alevicilik, ondan sonra etnik terörle bağlantılı Türkçülük başka başka yapılanmalar. Ülkeyi bölecek, milleti bölecek her türlü cilikculuk şeyine karşıyız. Çok net. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren Alevi vatandaşlarımız var. Son derece doğal. De Saygı da duyarız. Ama öyle bir hale getirdiler ki Alevi seçmenini, CHP'nin Alevi seçmeni Yoksa AK Parti'ye oy veren de, diğer partilere, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren de, İYİ Parti'ye oy veren de Alevi seçmen de var. Ama CHP'ye oy veren Alevi seçmeni küçürdüler. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nu göndermek için her türlü, 14 Mayıs'ta nasıl bir gün sonra bu ülkeye Taliban Cumhuriyeti gelecek dediler ya, oy alanı söyleyebilirler. Kendi rakiplerini devirmek için de her türlü söylemde hmm. e, ahlaki sınırları, etik sınırları zorladılar, açtılar. O yüzden de Sayın Kılıçdaroğlu'nu Yenerken işte delege pazarlıkları da zaten yine bunun başka boyutuydu. Duygusal boyutuydu. Ee, bu noktada Alevi seçmen hakikaten CHP'nin Alevi seçmeni vatandaşlarımız rahatsız. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve katılıyorum. 1 Nisan sabahı zaten CHP'nin şu an en büyük rakibi kendisi. Hayır. Ve bir grup daha ekleyeyim. Siz mesela 3 grup dediniz. Şimdi aday gösterilmeyenler de ayrı bir etken kuvvet çarpanı. 31 Mart'a kadar hepsi o koltukta oturacaklar. Tabii. Ve o koltukta Muharrem İnce'nin 2018 seçimlerinde söylediği benim beni sırtımdan vurdular dediği olayları mevcut CHP adayları yaşayacak mı ihtimalle. Peki. Aday gösterilmeyen e, başkanlar tarafından. Bunu konuşalım dönünce kısa bir araya gidiyoruz efendim barometrede devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz barometrede ikinci bölümdeyiz efendim e, yerel seçim hazırlıkları devam ederken partilerin ittifakını konuşuyoruz tabi. İttifak açıklamaları bekleniyordu ancak öyle olmadı. Ee, i̇lk bölümde biraz bunu konuştuk. Yeniden Refah Partisi'ni biraz konuşacağız şimdi. Üç büyük ilde aday çıkarıyor. İttifak yapmıyoruz dedi Fatih Erbakan. Açıklamayı yaptı. Ee, gerekçelerini de sıraladı. Peki bu ne anlama geliyor? Ee, bunu biraz konuşacağız. Bu denklem içerisinde bu neyi değiştirecek önemli oldukça. Ee, diyor ki Erbakan AK Parti 14 Mayıs mütabakatına uymadı bu mütabakat metni sayesinde ilkelerimizin arkasında durduk. Başka da bir talebimiz olmadı. E, 2024 bütçesi emeklilerin e, dar gelirlerin durumu özellikle Yeniden Refah Partisi'nin altını çizdiği noktalar e, bizim beklentilerimiz karşılanmadı diyor genel başkan. E, zam yağmurlarının da altını çizdi konuşmasında o da bir başka gösterge dedi. E, ve ve en önemlisi de altını çizdiğimiz biz bu seçimlere beka, beka seçimi olarak e, görmüyoruz diyor bu seçimlere Fatih Erbakan. E, bu oldukça önemli. Hemen başlayalım isterseniz Ceyhun Bey ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle. Biraz üstünden geçtik ama ilk bölümde. Evet ben Mustafa Bey düşünüyorum biraz şöyle ki Refah Parti, yeniden Refah Parti tabii ki e, her siyasi partinin e, ki katılıyorum bu konuda Seçimi işte İyi Parti'nin yaptığı açıklama ya yani atıf yaparak söyleyeyim. Bir ve müstakil olarak katılma hakkı var. Bu hakkı ister kullanırlar, ister görüşmelerde soru çalırlar. E, ortak girerler, ittifak yaparlar. Bu nokta net. <laughs> Sadece ben yeniden Refah Partisi'nin Sayın Fatih er bakın acaba diyorum soru işareti olarak koyuyorum ki Mustafa Bey'in söylediği de olabilir. Kendi güçlerini bir test etmek istiyor da olabilirler. Evet. Sadece 14 Mayıs'ta aldıkları oyu biraz yanlış yorumladıklarını düşünüyorum. Kendi hmm. oyları olarak yorumladıklarını düşünüyorum. Oysa ki milli görüşün içinde bir kere milli görüşün ana damarı taban anlamında AK Parti'de şu an. Muhalif olarak kalmayı tercih edenler yeniden defa, öncesinde Saadet Partisi'nde kaldılar. O da %2'lik falan bir boyuttu. Doğru. 2-3 bandla gidip gelen bir boyut. Sonra yeniden Refah Partisi sah sahaya çıktı, sahneye çıktı. Siyaset sahnesine. Ee, 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'na muhabbetini devam ettiren seçmen gitti Sayın Cumhurbaşkanı'na oyunu verdi. Ama AK Parti olarak AK Parti'ye biraz mesafeli durmak gerektiğini o an, o seçim için bir mesaj vermek adına Düşünenler Saadet Partisi'ne gitmedi veya muhalefete gitmedi, evet. yeniden refah gitti. Ek olarak Saadet Partisi'ne, Saadet Partisi'nin uyguladığı muhalefet stratejisine, o ittifak blokunda yer almasına tepki gösteren Saadet Partisi'ndeki e, isimler, yani seçmen de ciddi bir şekilde yeniden refaha yöneldi. Niye? Çünkü dediğimiz gibi sonuçta milli görüşün içinden çıkan e, şimdi AK Parti, AK Parti muhalefet. Değil. AK Parti artık bir işte az önce konuşuldu. Merkez sağda. Evet. Muhafazakar hassasiyeti yüksek ama aynı zamanda bir kitle partisi olan parti. Milli görüşte Saadet Partisi kendini öyle tanımadığı için söyleyeyim devamı niteliğinde tanımadığı için ikinci bir alternatif çıkınca insanlar yöneldi. Şimdi burada yani özeti yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda yer aldığı için o kadar oy aldı. Şimdi alır mı bilemeyiz tabii ki. Sonuçta seçmenin takdiridir. Kimse de onları yönlendiremez. Biz elimizden gelen bilgileri aktarırız falan. Ama bazı itirazlarım var aktardığınız o açıklamalara. Evet o, bu açıklamalar yani oldukça önemli. Biz e, tekrar hatta ben seyircilerimiz için Hı -hı. altını çizeyim. AK Parti 14 Mayıs mutabakatına uymadı diyor Fatih Erbakan. Bu mutabakat metni sayesinde ilkelerimizin arkasında durduk. Başka da bir talebimiz olmadı. Ancak onlar bizim taleplerimize uymadılar diyor. Özellikle de e, zamların, dar gelirlerin, emeklilerin altını çiziyor Fatih Erbakan. Şimdi ekonomi meselesi hepimizin söylediği bir mesele. Ben hatta mevcut muhalefetin durumuna baktığımda Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde tek rakibinin ekonomik gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Yani rakip olma ihtimali yüksek olan şeyin. Çünkü Türk insanı hakikaten çok ferasetlidir. Çok mesajlarını ince verirler. Bazen giderler. Mesaj niteliğinde desteklediklerinden dolayı değil. Az önce aktardık işte. Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermiştir. Ama AK Parti'ye oy vermeyip bitmiştir. Yeniden Refah'a oy vermiştir. Mesajlarını böyle verir bizim insanımız. Ve çok aslında e, ne diyelim bu şey o hani feraset gerektiren o çok e, anlaşılır, anlaşılır evet. bir şeydir. O yüzden ekonomik gelişmeler noktasında bir mesaj olabilir. Ama <laughs> şu anlama gelmiyor. Bu hükümetin suçu. Bize söz verdiniz. Yani şimdi sonuçta ekonomik veriler şöyle bir şey değil ki hadi tamam hadi yine hadi sizin hatırınız için ben enflasyonu %20'ye düşürdüm denilerek denince enflasyon %20'ye düşmez. Ona düşmez. 5'e düşmez. Benim de eleştirilerim var. Ekonomi yönetiminde işte o faiz politikası falan filan noktasında benim de eleştirilerim var. Çünkü faizler yükselsin ekonomi düze çıkacak dediler ki çok anlı şanlı sözde ekonomistler. Ne oldu? Hatta bir tanesinin Haziran'da tweet'i var. Amerika'ya Atıp yapmış. Amerika çok sert bir şekilde faizleri yükseltti. Enflasyonu kontrol altına aldı. Faiz 8.45'e çıktı. 8 Dolarda çıktı. 20 liradan 30 liraya çıktı. Ne oldu? Hani bu buydu sizin ekonomistliğiniz. Ekonomi öyle şeyleri gerektirmiyor. Yani şey olmuyor. Bir anda ben düğmeye bastım. İşte e, düzelttim. Olmuyor. Bunun dış etkenleri var. Pandemi sürecinin etkisini hala biz görüyoruz. Dünyadaki tedarik zincirlerinden kaynaklı sıkıntıların, ticari şeylerin. Rusya-Ukrayna savaşı boyutu var. E şimdi Kızıl deniz üzerinden bir sıkıntı var. E, dünyada ekonomik veriler. ekonomik savaş devam ediyor. Bu, Bu sıkıntı Amerika'sı mı? yaşıyor, Almanya'sı yaşıyor. E, enerji fiyatları artmaya başladı. Ciddi yükseliş sıkıntısı var. Akaryakıta yansıyor, maliyetlere yansıyor. Ha ben şunu anlamıyorum. Burada benim de itirazım var. Akaryakıtta yansıyıp maliyetlere yansımadan belki Üstad daha iyi anlatır İstanbul. o işi. Şey. Asker ücrette zam geliyor bir bakıyorsun. Hiç daha akaryakıt makaryakıt maliyet artmamış. hop raflarda fiyatlar, fiyatlar değişiyor. Fiyatlar değişiyor. Evet. Buna müdahale edilmiyorsa ben bunu eleştiriyorum. Ben okay. de eleştiriyorum. Okay. Ama şimdi birçok boyutu da görmezden gelip verdiği sözleri tutmadı ekonomide. Yanlış. Çok katılmıyorum. İki, beka meselesi değil. Üstelik kusura bakmasın. İstanbul'da deprem olasılığı bir beka meselesidir. Güvenlik anlamında. Ekonomik anlamda. Bir beka meselesidir. Şimdi bunun projesini getirmeyen aday Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atar. Bakın İstanbul'un değil. Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atar. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu ben 100 bin konut, öyle bir sözü vardı değil mi? 2011'de. 100 bin konut dönüşüm yapacağım. Kaç yaptı? 300 mi? 500 mi? 2000 mi Yani 200, Esenler Belediyesi Sayın Tevfik Göksu bile 12 katını yaptı. Şey demişti ya, 150 yıl boyunca düzelmez bu Onu da sonradan söyledi. Evet. Sonra Önce 5 yılda 100 bin tane konut yapacağım dedi. Tabii. 5 yılın sonuna gelirken de dedi ki bu 100 senede doğmaz. O zaman Şimdi, çık git. O yapacak zaman, olan gelsin. Bunu ha bu mesele eğer bunu yapamayacak adam Türkiye'nin bekası açısından eh, tehlikedir. Bu şu anlama aslında cezaevine atsınlar demiyorum. Hı -hı. Ama bu kişiye sorumluluk verilmez. Bunu düzeltecek olan adama sorumluluk verilir. Bu sorunu çözebilecek adama sorumluluk verilir. O yüzden Türkiye'de şehirler de beka meselesidir. Bekayı illa terörle mücadele ki bununla da bağlantısı vardır e, yerel seçimlerin. Ama sadece terörle mücadele olarak bakmamak lazım. Akıllı şehirler, şehirlerin e, genele yapacağı katkılar nüfus hareketliliğinin kontrolü, yeni sosyal, sosyolojik gelişmelere bağlı şehir yönetimleri bunların hepsi bir ülkenin geleceğiyle ilgilidir. Sadece İstanbul boyutu değil. Hakkari'mizinki de öyledir. Mardin'imizin Mardin'imizin de öyledir. Kars, Artvin, Rize bunlar da öyledir. Antalya, Muğla, İzmir. Her memleketimiz, Osmaniye'mizin, Yozgat'ımızın ki de öyledir. Bir memleketimizin sorunu ülkenin sorunudur. Bir vilayetimizin sorunu. O yüzden ee, her şey beka ile ilgilidir. Beka sadece işte silahlı çatışmalar, terör boyutuyla ele alınmaz. Ama Dediğim gibi bunlarla da bağlantısı vardır. O, o açıdan açıklamaya da katılmıyorum. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bir yerel seçimdir. Seçimleri o zaman iş olsun diye yapmıyoruz biz yani. Biz Türkiye'yi, ondan sonra şehirlerimizi yönetecek yetkilileri seçiyoruz. Onlara oy veriyoruz. Şimdi burada ilkesel yaklaşmayıp temelde e, o e, ne diyelim geleceğe yönelik programlı yaklaşmıyorsanız siz Türkiye'nin bekası açısından bu yetkileri almayı hak etmiyorsunuzdur diye düşünürüm. Şimdi Sayın Murat Kurum'un projelerini görüyoruz. Sayın İmamoğlu'dan henüz ben bir açıklama falan görmedim. Yeni bir e, şey açıkladı mı şunu yapacağız bunu yapacağız. E, hoş güvenilirliği noktasında sıkıntılar var Sayın Bugün Bugün sadece yeni otobüslerin açılışını yaptı. Onu takip ettim. Hı, hı. Yani Peki, şimdi, otobüsler hani alınmıyordu. izin verilmiyordu. Merkezi hükümet olana. izin vermiyordu hani. Yani ben öyle biliyorum yani. Öyle demediler. söylüyorlardı sürekli merkezi yönetim engelliyor bizi. Engelliyor. Ankara'yı engelliyor. Ki bizi otobüs diyor. biliyorsunuz otobüs onayında yani öyle bir merkezi hükümetin bir onayı falan yok. Değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi girer alır. Tabii. tabii tabii. Yani mecliste ki meclis üyeleriyle de ben Ankara'daki meclis üyeleriyle de konuştum. Diğer birçok yerdeki meclis üyeleriyle de konuştum. Onlar şunu söylüyor. Ee, yani 100 proje getiriyorlarsa 90 95'i onaylanıyor zaten. 5 6 tane onaylanmıyorsa onaylanmıyordur. Hı -hı. O da şu 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 nedenlerle. Yani gerekçeleri de Daha sana, iyisi vardır. Daha, daha iyisi şey vardır. vardır. Evet, i̇şte şey. belediye zarara uğratılıyordur. Başka bir boyut evet. vardır. Ondan dolayı itiraz ediyoruz Evet. Şimdi o açıdan desteksiz de değiller aslında. Hükümet artı şöyle bir şey hiçbir dönem hiçbir hükümet bunu yapmamıştır. İller Bankası'nda hangi ile nüfusuna göre, şeyine göre e, gidecek destekler de bellidir. Bu değiştirilemez. Tabii kesilmez. Kesilmez hiçbir zaman. Devletin desteği artı iştirak var. varsa var. Ama İSPARK gibi bir aslında para basan bir yeri zarara uğratıyorsa. Yani? Bu sıkıntı... Kendisi bile diyordu ya. Tabii. Nasıl diyordu zarar eder diyordu. Tabii. Kendisi 10 kat, 100 kat belki zarar ettirdi. Aynen öyle. Kadrolaşma adı altındaki, Ankara'da bunu yaşıyor. Kadrolaşma adı altında bir sürü kişi alırsa iş istihdam etmeye kalkıp belediyenin bütçesinden maaş giderini artırıyorsa. Ama orantılı almışlar. %35 CHP, %25 İyi Parti, de HDP. Tabii öyle bir kontenjan hakkı. Kasıları da ünlü yıkama işlerini de Saadet Partililere vermişler. Yani o konuda da hakkını verelim yani. <laughs> yani o açıdan. Yalnız şey silanelerde şeyler yazın cenazemiz vardı. E, yapıyorlardı. Şey dedim no, ne bunu şey vardı burada. Klima. Klima gitmiş. Almışlar klimayı. Allah Allah. Antilatörle yıkıyorlar. Son cümle şunu söyleyeyim. Sayın Fatih Erbakan'la ilgili tabii ki herkesin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin siyaset yapma hakkı da vardır, seçme seçilme hakkı da vardır. Bir partinin e, yöneticiliğini o partiye daha sonra gönül veren insanların ki üye sayısı da iyi artmış. Ben 411 üyesi, bin üyeye ulaştı. Ciddi bir üye sayısı da var. O da ilginç. Cabin Mesela, neredeyse e, üçte biri veya yarısına üçüncü yakın. Üçüncü veya dördüncü parti. Tabii tabii dördüncü. Olmazsa e, o ilginç ama şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın e, Merhum Erbakan güçlü bir liderdi. Türk siyasetinde yani. güçlü liderler var ama onun e, sadece oğlu olmak yetmiyor. Gerçekten liyakati ortaya koymak gerekiyor. Gerçekten e, o e, öngörülü, e, analitik e, anlamda siyasete katkı yapabilecek e, bir şeye sahip olmak gerekiyor. Fatih Erbakan için işte bu bir sınav. Bu süreç bir sınav olacak. Evet. Bu sınavı geçebilecek mi? Geçemeyecek mi? <laughs> Çünkü esas mesele liyakat meselesidir. Liderlik. Yani Sayın Erdoğan'ın annesi de babası da Anadolu çocuğu. Tabii. Ama lider olarak çıktı. Yani babadan gelen bir şey yok. Ee, diğer tarih e, siyaset tarihimizdeki şey, Cumhuriyet merhum... döneminin ilk hakimlerindendir rahmetli babası Erbakan hocamızın. Ee, yani bir, bir Ama yana bir yargı siyasi lider. Yani. Hayır, öyle hayır, değil. Hayır. Yargı Mer merhum Erbakan, merhum Ecevit, merhum Demirel bunlar Anadolu'dan çıkıyoruz. Anadolu sıfırdan Liderlik vasfı başkadır. İşte sayın Erbakan açısından, Fatih Erbakan açısından bu bir sınav olacak. Bakalım. Gerçekten babasından bir şeyler öğrenebilmiş mi? Yoksa e, ne diyelim hakikaten sadece o isim üzerinden mi yürüyecek. Bu seçim biraz bunun sınavı olacak. E, o açıdan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Peki. Şimdi e, hem yeniden refah partisi ile ilgili yorumunuzu merak ediyorum Zeki Bey. Hem de biraz böyle isimler üzerinden de biraz konuşalım. Mesela işte yeniden refah partisi adayı Murat Kurumu zorlar mı gibi ya da Sayın İmamoğlu'nu zorlar mı gibi. O şekilde de biraz ilerlemek istiyorum hem. İsimler üzerinden de konuşalım biraz. İstanbul'da Daha Antara şu anda belli özellikle. değil herhalde. Elif Erbakan'ın ismi evet. e, geçiyor. Hı hı. E, bir de Mehmet Altınözün ismi geçiyor. E, i̇simler üzerinden de gidebiliriz. E, şöyle, e, Yeniden Refah Partisi tabii ki siyasi bir parti. İstediği şekilde de aday olabilir, adaylıkları da olabilir. Belki bana birazcık kızacaklar ama Yeniden Refah Partisi e, almış olduğu 2.9'luk yüzdeyi Yüzdenin üstünde isteklerde bulunuyor. Hmm. Yani pazarlıklarda. Şimdi mesela AK Parti tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Ama e, Yeniden Refah Partisi tarafından çok açıklama. Yüzde 95 istemiyordu filan. Yani e, şimdi... E, evet, onu da Teşkilatımızın yüzde 95'i bu kararı verdi. E, anlaşılıyor ki anlaşılmamış. Yani anlaşamamışlar yani o anlamda. Ama şimdi e, benim bildiğim kadarıyla yani kulislerden aldığımız bilgiler doğrultusunda bir büyükşehir belediyesi istiyor, bir tane il belediyesi istiyor, Ankara'dan iki tane ilçe belediyesi istiyor, Ankara'dan, e, İstanbul'dan da iki tane ilçe belediyesi istiyor. Yani e, bu pazarlık, e, şimdi bu pazarlık durumunda AK Parti ne tarafı ne ne diyor onu bilmiyorum tabii ki. yani Ama benim e, duyduğum kadarıyla bu şekilde... E şimdi yani istedikleri iller de öyle çok böyle e, basit iller değil. Böyle. Bir yani büyükşehir belediyesi. Bir büyükşehir belediyesi, bir il belediyesi, iki tane Ankara'dan, iki tane de İstanbul'dan ilçe belediyesi hmm. istiyor. Yani eee yeniden Refah Partisi e, yani gördüğüm kadarıyla aldığı oy oranının çok çok daha üstünde bir talepte AK Parti'ye gidiyor. Tabii AK Parti de sonuç itibariyle yani aldığı oylar belli, kendi karnesi belli bu anlamda bunu kabul etmiyor. Bunu kabul etmediği için de anlaşmalar tıkanıyor. Ee, ve e, işte e, olayı emeklilere bağlıyor. Ondan sonra işte yok dar gelirliye bağlıyor filan. Ya yani bunlar doğru şeyler değil. Ben size söyleyeyim. Yani sonuçta yeniden Refah Partisini tabii parti olarak seviyoruz. Ondan sonra taban olarak da yani e, iyi bir tabanı olduğunu düşünüyoruz ama ya yani bu açıklamalar yani Sayın Erbakan'a yakışmıyor. Hiç yakışmıyor öyle. Yani Emekliler, evet emekliler konusunda hükümetin bazı zaafları olmuş mudur? Olmuştur. Yani sıkıntıları olmuş mudur? Olmuştur. Yani e, mesela e, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebette verilen 5000'liklerin ilk önce çalışana sonra çalışmayana, işte ilk önce çalışmayana sonra çalışana, ondan sonra ilk önce işte %37 nokta bilmem kaç sonra diyor Yani bu zikzaklar aslında bakarsanız hükümetin tamam emekliler konusunda, yanlış yaptığının bir göstergesi. Bunları biz yani bunlar not ediliyor. Bir gazeteci olarak bunlara not etmek gerekiyor, bunu söylemek gerekiyor. Yanlışsa yanlış kardeşim, doğru yani doğruysa doğru. Yani bunun üzerinden tutup işte yok efendim emeklilere e, e, olmadı dar gelirliğe bu şekilde olmadı şeklinde bir şey konuşmak yani e, yeniden Rafa partisinin genel başkanına yakışmayan şeyler. Yani bir e, siyaset yapabilirsiniz doğrudur ama bunu bu şekilde yapıyor. Yani onun yanlışlarını zaten, hükümetin yanlışlarını, o konudaki yanlışlarını zaten biliniyor. Yani dikkat ederseniz onlar da zaten kendilerini düzeltmeye çalışıyorlar. Söylediğiniz gibi yani deyin ki biz şunları istedik vermediler. Evet. Bir tek başımıza gireceğiz. Evet yani bu, tutukta, yani bu şekilde konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi biraz önce mesela Ceyhun Bey dedi ki evet bir, bir beka meselesidir. Evet şehirlerin geleceğe hazırlanması bir beka meselesidir. İlla bu terör değildir. Yani terör olması yani bir şeyin te, illa terör olması beka meselesini kapatmıyor. Yani o daha da bir şiddetli bir şey. Yani burada e, beka meselesi şöyle bir beka meselesi. Şimdi Ekrem İmamoğlu 2019'da mesela aday olarak gelip seçildiği zaman insanlarda bir umut oluştu. Bir umut oluştu. Bir taraftar kitlesi İstermiş. oluşturdu mu kendine? Hı hı. Kendine taraftar kitlesi oluşturdu. Peki bu verilen... Ee, Kredi kullanabildi mi? İşte biraz önce söylendik. 100 bin tane dedi ev yapacağım. E, daire yapacağım. Yok. Ondan sonra e borç 100 milyar. Yani 3,5 milyar dolar civarında veya euro civarında. Peki e, bu para nereye gitti? Bir şey var mı? Bir yatırım var mı? Herhangi bir yatırım yok. Yani aslına bakarsanız İmamoğlu milletin umudunu da boşa çıkardı. İnsanlar oy vermiş. 13 bin oy farkıyla kazanmış. Ha, demokrasilerde bir oyla bile kazandığın zaman belediye başkanısınız. Bitti. Kazandım. Kazandın mı kardeşim? Kazandın. E peki İstanbul? İstanbul kimle yarışıyor biliyor musunuz? Ben bunu hep konuşmalarımda söylüyorum. Kimle yarışıyor İstanbul? Londra ile yarışıyor. Moskova ile yarışıyor. New York yarışıyor. Paris'le yarışıyor. İstanbul'un İstanbul'un İstanbul olması, işte akıllı şehirler olması, bir şeylere hazırlanması, işte bunların hepsi, hepsi e, bakarsanız İstanbul'un dünyadaki karşılıkları olan şehirlerle yarışması demek. Siz kendi şehrinizi önümüzdeki 15 seneyi, 20 seneyi, 30 seneyi hazırlamanız gerekiyor. Öyle sadece çöpü topladım, işte bilmem ne yaptım falan öyle bir şey yok. Eğer bir kentte, 16 milyonluk kentte siz İstanbul'u bir şey yapacaksanız eğer Dediğimiz gibi onu önümüzdeki 2030 hazırlayacaksınız, 2040 hazırlayacaksınız, 2050'ye. İşte beka meselesi. alın size hakkı beka meselesi. Olay budur. Gelecek. Evet, gelecek meselesidir. Peki Sayın İmamoğlu Şimdi, ve kurum üzerinden bir karşılaştırma geleceğim. da yapalım. Hemen hemen geleceğim. Yani sonuç itibariyle insanların e, belediye başkanlarının özellikle kentlerde, büyük kentlerde belediye başkanlarının görevi budur. Yani tutup öyle işte vakit geçirmek, borcu alıp bilmem ne yapmak. Mesela ben küçük bir şey daha söylemek istiyorum. 2004 yılında yapıldı bildiğim kadarıyla Metrobüs hattı vardır İstanbul'da. Hı hı. Dünyanın en yanlış politikasıdır. En yanlış var şeyidir, projesidir. Metrobüs hattı. Evet, Metrobüs hattı. Bazıları şimdi diyecekler ki, o bize herkesi." Kardeşim. Peki ben soruyorum. Bu konuklarımıza da soruyorum. Tamam e, Metrobüs dünyada nerede var? Biliyor musunuz? Ee, hiç Kendim düşünmedim. Ya. Kermin, hiç düşünmedim. Nerede Amerika var? Ceyhun Bey kari, biliyor musunuz? Kari. Bilmiyorsunuz. Şu Kore Bogota'da var. Bogota'da. Bogota, Bogota. Bogota. Kolombiya. Başka bir yer dünyada hiçbir yerde yok. Bizim 2004'te ya, 2004 2000, 2004 2004'te tamam bu yapıldı. Zülfü Eyvallah. Bey bir de ama bu kadar trafiği azaltmak için insan kalabalığı hani nasıl olacak diğer türlü? Bakın ben size anlatıyorum şimdi. Siz nerede şimdi nereden nereye gidiyor? Beylikdüzü'nden gidiyor. daha işte Fenerbahçe Stadı'nın olduğu yere kadar gidiyor. Siz 20 sene içerisinde 20 yıl olmuş tam. 20 sene içerisinde bunun altından tramvay hattı geçirmeniz lazımdı. Hı. Ne oldu, ne yapıp ne edip geçirmeniz lazım? ki Murat Kurum'un şu anda bildiğim kadarıyla şeylerinde var. Vaatlerinden, evet. bir, bir tanesi. Yani ya hatta Çululu Silivri'ye kadar da götüreceğim diyor. Metrobüs, me, metro evet kadar var. Alttan ama yani sonuç itibariyle artık tramvay hattıdır. Yani şey metro hattıdır o. Yani metro hattı olmak zorundadır. Bana göre dünya Sen alta alınmasını artık... söylüyorsunuz. Evet kesinlikle en Aynı yanlış en yani. yanlış bak dünyanın en yanlış projesi. Ya zaten var ya bu var ya öyle bir şey olsaydı ya başka gelişmiş ülkelerde yapardı bunu. Ben buna ta 2004'ten beri karşıyım kardeşim. Tamam. mı? Tamam belki işte e, günü kurtarıyor güzel işte onunla ilgili şimdi, Kadir rahmetli. bile. yani Kadir Topbaş rahmetli tam ve güzel o seçimi de kazandı o anlamda eyvallah o zaman içinde güzeldir doğrudur ama ama hocam artık altından onun zaten söylüyordu söylüyordu lazım evet altından al altına alınması lazım neden biliyor musunuz üst tarafta bakın ta Beylik düzünden ta Fenerbahçe ne kadar sıkışan şey sıkışmayan yer yok neden çünkü metrobüs hattı 3 tane, e, hatta 4 tane hattı, 4 tane şeridi alıp götürüyor. Boğaz Köprüsü'nde yani de normal, katılım evet, sağlıyor. Evet, karayolundan. Evet. Hı -hı. evet. Yani e, sonuç itibariyle buradaki insanlar gidemiyorlar. Belki Artık, Ekrem Bey yapacak bunu önündeki 5 yılda. İşte Ekrem Bey başlasaydı eğer aldığı var ya hani 3,5 milyar dolar var ya mi, evet. euro. O parayla birazcık en azından deseydi ki ya kardeşim ben başladım. Bir durakta yaptım. Yani ne başlaması? Bir metre metro ihalesi yok. yok bir metre. Yok. Evet. Hepsi rahmetle kader yani Top başı. Bir bir tanesini bir bir durak. Planlamalarını yok. tamamlamaya çalışıyor. Onu tamamlayamıyor. Başlasaydı eğer bir tanesine başlasaydı ha bir umuttu ya diyecektik ki tamam böyle 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 diyecektik. Neyse. Yani orası değil. İsim üzerinden devam ediyoruz o zaman. Ama Bogata'yı öğrendiğimiz iyi oldu. Evet. evet. <laughs> yani e, ben ulaştım da İngiltere'ye gitmedim. Yok Kolombiya'ya gitmedim. Ama e, giden arkadaşlar var. Aynı bizim sistemimizin aynısı. Hemen hemen böyle arka arkaya geliyor. <laughs> arka arkaya geliyor. Yani şey metrobüs aynı e, şey. Ama yani modern ulaşım sistemi içerisinde böyle bir sistem yok. Doğru New York'ta yok mesela. Yani evet. yok böyle evet, bir şey. Da yok, Avrupa'da var yok. mı? Avrupa'nın neresinde Yo, var? Düşünüyorum şimdi siz sorduktan sonra düşünüyorum. Yok bir hiçbir yerde şeyleri... yok Mustafa Bey düşünmeyin. Metrobüs severler <laughs> size yazmasın bu akşam Efendim? Zeki Bey metrobüs ya, bak, severler. Ya me, bakın <laughs> metrobüs yalnız şöyle bir itiraz edebilirim. Evet. 4-5 dediğiniz gibi katılıyorum şeritleri alıyor da. Mesela 4-5 şerit gitse zincirli kuyuda 3'e düşeceği için yine bir kilit olacak orası. Ha, evet. Yani. Evet. Zincirli kuyuda yani, değil. Şeyde sadece üçün, üçün, şeye katılım var. Çünkü, köprüye katılım var. Köprüden. Başka bir şey yok. Zincirli kuyudan itibaren 3 şerit. Evet, yani orada zaten orada durağında E şu an çıkıyor, hep tıkanıyor zaten tıkanıyor. orası Ceyhun Bey ya yani her türlü tıkanır o her türlü tıkanıyor söylüyorum. yani sonuçta hani bunun yerin ha, altına almak. ben raylı sistem noktasında evet. şeyimdir mesela ben e, eski dönemleri de şöyle eleştiriyorum İstanbul gibi e, ki sayın kurumun e, vaatleri arasında var İstanbul'da deniz ulaşımını iki katına Evet ki o da yetmez ama başlangıç açısından iyidir evet. İstanbul gibi her tarafı deniz olan bir yerde evet. deniz ulaşımının yani etkisi sıfıra yakın yani tamam şehir hatları çalışıyor şu bu falan filan ama o da belli yerler daha aktif bir şekilde kullanılsa İstanbul'da ciddi bir sorun ortadan kalkar yani Ekrem İmamoğlu'nun da aslında bakarsanız şeyinde vardı seçim beyanlarında vardı yani yani kendi çapında bir şeyler de yaptı ama yani İstanbul'daki deniz ulaşımı maalesef yani yüzde olarak artırılamıyor çünkü niye biliyor musunuz yani İstanbul'da e, çok fazla deniz e, ulaşımı otoritesi var. Yani şehir hatları var, işte motorlar var, ondan sonra işte e, o bakanlık var, var filan filan. Hatırlıyorum yani. yani. Bir zamanlar 17 falandı, şimdi bilmiyorum kaç tane olduğunu bilmiyorum, şey yapmıyorum. Şimdi biraz önce söylediniz ya metrobüs severler diyorsunuz. Hı -hı. Metrobüs severlere bir şey diyeceğim yok. O adamlar doğru haklı yapıyorlar. Çünkü niye? Adamlar yani işine yarıyor yani sonuçta. Ama modern ulaşım sisteminde evet. dünyada böyle bir sistem yok. Bunun yerin Söyleyeyim, altına düşünme, Hakikaten şey yani. Hı hı. Hiçbir yerde yok yani. Gerçekten. Yok. Bunun var ya yerin altına alınması gerekiyor ve metro olarak. Bunu başlayan belediye başkanı bana göre oyumu alır. İki. Kitle, e, kentsel dönüşüm. İstanbul'da 1 milyon 600 bin Daha bir. 1 milyon 600 bin e, şey var. Ee, dönüşmesi gereken daire var. Şey var. Ee, konut var. Evet. Ve bunun 600 bin tanesi çok acil dönüşmesi gerekiyor. Yani ilk depremde, ilk en ufak bir sallantıda gidip, Allah göstermesin insanların tamamı e, toplu ölümlerine sebep olacak yerler. Yıkılan binalar, oluyor yıkılan evet, binalar var. Düşünün bir de Geçten deprem yani, ne, ne kadar? 1 milyon, 1 milyon 600. Ya arkadaş eğer siz başlasaydınız 1 milyon 600 bin. Ya ben 50 bin tanesini yaptım. 25 bin tanesini yaptım. 10.000 bin tanesini yaptım yahu. Deseydiniz eğer. Bir ilçe belediyesi kadar bile yapamadı. Evet. Derdi, Başka derdi, işleri vardı. Derdi, derdiniz ki tamam işte ya işte 10 bin tane başladık ama olmadı yapamadık. Şundan oldu bundan oldu. Her zaman söylüyor ya merkezi hükümet bizi şey yapıyor filan filan. Yani e, sonuçta eğer bir yerinden Bismillah deseydi eğer insanlar derdi ki tamam ya kardeşim ya iyi niyet var ya burada. Tabii bir şeye başlanmış. Bir şeye başlanmış. Bir şeye başlanmış. Üstüne üstlük depremle ilgili bütçe azaltıldı. Hı hı. Bütçe azaltıldı. Reklama katıldı. Tamam reklama tamam. aktarma yapıldı. Bu da neyi 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 gerektiriyor? Demek ki hiç öyle bir gündem yok. Bakın 31 Mart sabahı 1 Nisan sabahında Ekrem İmamoğlu kazansın. Yine var ya tamam aynı tas aynı hamam gidecek. Çünkü niye? Artık bir güç. Üç tatlı sözünüzü çok kestim ama Ekrem İmamoğlu kazandığından bu yana kazandığından bir gün sonra İstanbul'u mu düşündü? İstanbul? İstanbul'u mu düşündü? Ankara'yı işte. düşündü. Tabii, tabii. tabii, tabii Ankara'yı düşündü. Tabii canım. Tabii onlara, onlara yani. Yani. Ceyhun Bey onları çok <laughs> düşündü. 1 Nisan'da kazansın. 2028 düşünmüyor. Peki bana. o evet. zaman İmamoğlu bu seçimi kaybederse bir daha Aklınıza ki da Estağfurullah, estağfurullah. E, Murat, 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 Kurum. Çok özür diliyorum. Hı. Bir dahaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilir mi? Eğer ki... E, evet, ya şöyle kaybederse eli çok zayıflayacak. Peki geleceğim. Böyle. Murat Murat Kurum ise yani AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise sadece proje odaklı. Zaten dikkat ederseniz e, şeyinde mod e, mottolarından bir tanesi de sadece İstanbul. Sadece İstanbul'a e, gidiyor. E, devam ediyor. Yani sadece proje odaklı olarak diyor. Kendi işine bakıyor. İstanbul'la ilgili çalışıyor projelerini açıklıyor. insanlarla diyalog içerisinde devam ediyor. Yani öyle bir görüntü veriyor ki sadece İstanbul için çalışacağım. Aklımın köşesinde, fikrimin köşesinde herhangi bir başka bir yer olmayacak. Ne Çevre Bakanlığını düşüneceğim, ne Cumhurbaşkanlığını düşüneceğim, ne ben bakanlık düşüneceğim. Yani herhangi bir gündemimde başka bir yer olmayacak diyor. İstanbul'lu da şunu istiyor artık. İstanbul'u düşünen bir belediye başkanı olsun istiyor. Şunu söyleyeyim bu arada sizin sorunuzla bağlantılı. Üstadın sözünü tekrar kesmeyeyim diye girmedim. <laughs> ee, CHP'nin içinde Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirecek gruplar da olabilir. Hmm. Yani kaybetmesini isteyecek var mı? gruplar evet. olabilir. Tabii şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ekrem Bey'in kazanmasını istediğini düşünmüyorum. Ha ben de düşünmüyorum. Hatta bir e, kulis olarak şöyle bir şey gelmişti. Özgür Özel Sayın ile görüşmüş. Beni kurtarın, kurtarın bu adamdan. Bu adamdan. Ee, Hatta e, bir daha biz... daha var. Veli Baba formülü var. diyorlar. Veli Baba formülü diyorlar. İstanbul'u kaybetsin ki 1 Nisan'da başımıza bela olmasın diyor. Ciddi ciddi bu o iddialar kavga konuşuluyor. Yani. Her zaman vardır söz hakkı verdiğinde Sayın Moderatörümüz Öztürk'e Buyurun de. söz hakları sizin olsun Teşekkür Mustafa ederim. Bey. Şimdi hem İstanbul'da konuşuyoruz özelinde. Size bırakıyorum ben sözü. Teşekkür ediyorum. E, kaldığım yerden şey yapayım. Ceyhan Hocam'a Buyurun. katkı olsun diye. iç kavga her zaman dış kavgadan daha büyüktür. Daha şiddetlidir ve daha kanlıdır. Bu evet. tarihin her döneminde böyle Tabii olur. Tabii ülkeler da gelir. Tabii İslam tarihinde değil. de böyledir. Ülkeler arası tarihte de Avrupa git mesela e, Avrupa'nın kendi içindeki savaşları e, Haçlı ordularından Osmanlı veya Türk orduları arasındaki kavgadan çok daha şiddetlidir. 30 yıl, 100 yıl savaşları diye bilinen savaşlarda ve mezhep savaşlarında çok daha büyük kanlar dökülmüştür. İç kavgalar her zaman daha şiddetli kavgalardır. Şimdi bu çerçevede baktığımızda mesela Balkan Savaşı'nda iç kavgalar yüzünden kaybettik. Yani ne diyorlardı? Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın diyor. Enver gireceğine Edirne'ye Edirne Bu ne kadar büyük bir ihanettir normalde. Veya ikinci evet. Viyana kuşatmasında. Yani o küskün Osmanlı ordular bazı komutanlarının e, Sadrazam'a tepki olsun diye. E şimdi geri şey diyorlar, Güneydoğumuzda devlet hakim olacağını yani devlet dedikleri Erdoğan. zaman tabii, AKP olacağını. AKP tırnağa gelecek AKP olacağını. Peçeci oldu tabii. Şeyleri demiyorlar mı ki kaç tane bunu ben Saray Savaşı, Vatan Savaşı dediler evet, ya. Evet tabii Saray Savaşı. Belek Barikat Teröründe mücadelemize evet. Saray Savaşı dediler ya. Yani devletin terörle mücadelesi ya devleti yöneten kim olursa olsun devlet terörle mücadele ediyor. Senin buna Destek devlete yani. saygın varsa, sen bu ülkenin aidiyet hissediyorsan, bu vatanın evladıysan, başka bir şeyin evladı değilsen sen buraya destek vermen lazım ya. Evet. Sen nasıl dersin ki bu Erdoğan'a savaş? Velev ki bazı hataları olsa bile. Şimdi evet Enver Paşa'yı ben de eleştiriyorum. Birçok hatalar söylüyorum ama niye Bulgar girsin ya? Enver girsin. Tabii. Evet. Kim girerse girsin. Kılıçdaroğlu eğer o anda komutansı o girsin. Tabii. Edirne bizim Tabii. olsun ama. Evet. Yani Edirne'nin Bulgar'ın olması nasıl istersin? Neden? Edirne Bulgar'ın olursa o zaman baştaki hükümeti veya sadrazamı alaşağı ederler. <laughs> Bunlar işte ihanet budur. Şimdi CHP'nin içerisinde bu kavgalar var. Ben açıkça söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını istemez. Battal İlgezi de istemez. Tunç <laughs> Soyer'de, İzmir'de e, Cemil Tugay'ın kazanmasını istemez. Bak ben olsaydım kazanırdım demesi için istemez. Bu böyledir. İç kavgalar her zaman böyledir. Şimdi İstanbul'a gelelim. Ben evet kurum mu İmamoğlu mu diye karşı vardı. Ondan önceki karşı. E, yeniden refahtı. Ben baştan yeniden refahla ilgili konuştum. Orada aslında konu den ama yeniden Refah'a da söyledim. Şimdi e, burada Sayın Fatih Erbakan açıklamalarından giderek Buyurun. yeniden refah partisinin ne oldu da sizin ilk sorunuz ne oldu da olmadı bu ittifak? Şimdi hiçbir şey konuşulmamış olsa ve anlaşamadık olmadık dese bence yani çok daha Tabii. iyi bir açıklama olurdu. Evet. Ama şimdi siz defalarca görüştükten sonra yani yeniden refah partisi yetkili kurullarıyla AK Parti'nin yetkili kurulları defalarca birbirine yani kaç defa olduğunu bilmiyorum ama birkaç defa görüştüler. Evet. Ve en son geçen hafta dediler ki artık görüşecek bir şey kalmadı. Ya liderler kendi ağzına konuşsun veya biz bu defteri kapatıyoruz dediler. Saygı duyuyorum. Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere müstakil olarak girmesine de saygı duyuyorum. İttifak kendince sebeplerden reddetmesine de saygı duyuyorum. Ama bir şey saygı duyamam. Siz defalarca görüştükten sonra 14 Mayıs atıfta bulunursanız Hı. ben bunu isabetli bir e, açıklama olarak görmüyorum. Yani Bu Zeki Hocam'ın söylediği gibi Sayın Fatih Erbakan'a e, üzerine şık durmamıştır. Yani e, o zaman siz defalarca neyi görürsünüz? 14 Mayıs'tan beri niye e, ekonomiyi işte e, istenilen düzeye getiremediğini mi görürsünüz? Yani o ilçe verilseydi o zaman ekonomi iyi miydi? İyi olarak? mi olacak? Yani demin <laughs> ki Sakarya'dan Kocaeli'yi veya Sakarya veya Kocaeli'den bir tanesini bir büyük şehri yeniden refah verseydi. İstanbul'dan da işte Sultanbeyli'den filanca ilçeyi verseydi. Ankara'dan da filanca iki ilçeyi verseydi. O zaman ekonomi iyi mi olmuş olacaktı? Ben Yeniden Refah Partisi'nin seçinden hemen birkaç gün sonra bizim ilkelerimizi ihlal ediliyor. Biz artık bu ittifakta yokuz demesene saygı duydum. Doğrudur. Ben faiz politikasını ben de eleştiriyorum. Ben yani elimde olsa bir dakika bu ekonomi politikayı ben devam ettirmem. İnşallah başarırlar. Ben yanılırım. Ama ben yüksek faiz politikasının e, tutacağına inanmıyorum. Ve bu ekranlarda da söyledim. Sevgili Rasim'i moderatöründe yaptığım konuşmalarda da. Bu ekonomik modelin başarıya ulaşacağı ile ilgili ümidim yok. İnşallah ben yanılırım. Ben ekonomist değilim. E, ama ben bu yüksek faiz politikasını 90'larda gördüm. 80'lerde gördüm. Rahmetli Turgut Özal zamanında da gördüm. Çiller, Demirel, Çiller İnönü e, Demir İnönü, Çiller İnönü e, koalisyon hükümetlerinde gördük. Faizi yükselttiğiniz zaman işte doların ateşi düşmüyor. Fiyatlar da durmuyor. Ben fiyatların durduğunu çok fazla düşünmüyorum. İşte bugün yine açıklandı. Yani aylık 6,5. Ee, yani burada e, üzülerek söylüyorum bunları. Yani çok memnun da değilim bu durumdan. Hani keşke ben dedim e, çıkmasaydı. Ama yüksek faizin ne dövizi durdurduğunu, ne enflasyonu durdurduğunu düşünmüyorum. Demir Ceyhun Bey'in söylediği gibi. Zaten Belli gerekçeleri halkımız anlıyor. Pandemi, Covid salgını ve Ukrayna-Rusya savaşı. Yine depremin 104 milyar dolar maliyeti. Bunların hepsini halkımız anlıyor. Halkımız gerekli fedakarlığı gösterip Sayın Cumhurbaşkanımıza da tarihte hiç kimseye vermediği desteği veriyor zaten. Yani ben e, herhangi bir şeyin arkasına sığılmasına gerek de olduğunu düşünmüyorum. Elinden geleni de yapıyor Sayın ee, bakanlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Ama Sayın Fatih Erbakan'ın Ekonomide bizim istediğimiz gibi Değil Demesi bence hiç gerçekçi değil Çünkü o zaman defalarca neyi görürsün yani Askerlik anlarınızı mı anlattınız Yani Refah Partisi yeniden Refah Partisi Yetkili kurullarıyla AK Partisi yetkili kurulları e, Maç tahminini mi konuştular Fenerbahçe Galatasaray'dan hangisi şampiyon olacağını mı konuştular Ne konuştular o zaman ya o zaman hani var var bilgiler açıklansın deniliyor ya var kayıtlar açıklansın. <laughs> o zaman yenilen refahla Ak Parti'nin arzı ne konuştukları öğrenmek istiyorum ben. Evet bence de. Ya yenilen refah açıklasın ya Ak Parti bu konuda Ak Parti çok daha saygılı ve susuyor. Hiç olmaması susuyor. Çünkü kapıları kapatmamak lazım demin. O yüzden yenilen refahlı dostlarıma söylüyorum. Kendimi de yenilen refahı yani bir bir kardeşleri olarak bir milli görüş mensubu yani. Kendim bildiğim bileli onlara gönül vermiş bir insan yani rahmetli Erbakan hocamızın davasını gönül vermiş bir insan olarak söylüyorum. Kendilerini Saadet Partisi'nin pozisyonuna sokacak e, hareketlerde bulunmamalılar diye bu yüzden söyledim. Yani e, CHP belediyelerinden mamalanan televizyonlarda ya iyi ki yeniden Refah Partisi Bursa'da aday çıkartıyor. Kıl payı kaybetmişti zaten Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Ali Nur Aktaş'a karşı. Böylece Yeniden Refah Partisi AK Parti'den 3-5 puan oy alacak ve CHP rahatça Bursa'yı alacak demesinden Yeniden Refah Partili yetkilileri ve dostlarım, kardeşlerimiz, abilerimiz memnunlar mı acaba? Yani CHP'li, CHP, li, CHP li, belediyeden mamalanan bu yandaş, candaş gazetecileri bu malzemeyi verdikleri için mutlular mı acaba? Yani o genel başkan vekili diye çıkan kişi... Yani ne kadar yeniden Refah Partili ve ne kadar milli görüşü e, anlamakta güçlü çekiyorum. Nasıl buna başkanlık vekâleti verilmiş e, hayret ediyorum. Yani çıkmış orada Kanal İstanbul muhabbeti yapıyor ya. Biz Kanal, İst yani Kanal İstanbul için mi ittifaka katılmadınız. Ya yani Kanal İstanbul'u yeni mi? O zaman hiç görüşmeseydin. Kanal İstanbul... 14 Mayıs öncesinde yok muydu Kanal Her zaman var Kanal, Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'a karşı da olabilirsin. Ya Ankara'nın yani politikası aynı zamanda. Evet var. bu, bu devlet politikasıdır. Kanal İstanbul'u kim karşı çıkarsa çıksın Kanal İstanbul yapılacaktır. Nasıl ki 3. Havalimanı yapıldı, nasıl ki 3. Köprü yapıldı, nasıl ki Avrasya, Marmara ve Osman Gazi yapıldı, Kanal İstanbul'da yapılacaktır. Taksim Gezi Platformu'nun yapılmasın dediği ne varsa, çünkü onlar dediği için değil, yapılacağı için yapılacak. Onlar, yani onun inadına falan yapılmıyor. Taksim Camisi onları istemediği için yapılmadı. Taksim'e bir cami ihtiyacı lazımdı. Onlar da Taksim'e Cami'nin yapılmasını istemiyorlardı. Taksim'e Cami yapıldı. Üçüncü köprü yapıldı. Adı da Yavuz Sultan Selim köprüsü olarak konuldu. Üçüncü havalimanı yapıldı. Onların olmasın dedikleri yerde yapıldı. Kanal İstanbul'da yapılacak. Bu bir devlet politikasıdır. Allah Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin. Ama Dari Beka'ya irtihal etse de Sayın Erdoğan ömrü yetmese de Kanal İstanbul yapacak. Başka bir yiğit çıkacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bekası için şart olan bir Projedir Kanal İstanbul projesi Şimdi gelelim Sayın e, Fatih Erbakan'ın itirazlarına Önceki şunu Milli beka değildir demiş Peki 14 Mayıs seçimleri gibi 28 Mayıs seçimleri gibi O derecede bir milli beka olmadığına Hak verebilirim Peki Fatih Bey'e sormak isterim Merhum Erbakan Hocamızın bize yadigarıdır Çok değerli bir siyasetçidir kendisini başarılı da bulduğumu ifade ediyorum. Ünlüğün de çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama bu seçim sadece çöpleri temizleme seçimidir. Yani İstanbul'un çöplerini Ekrem Bey mi temizleyecek, Murat Bey mi temizleyecek? Hayır. Bu deprem, bu seçim deprem açısından bakın demin 2019 yılında yazmış olduğum yazıyı buldum. Burada ifade etmek istiyorum. Kendi web sayfamda teknik elektrik postasında Demişim ki kentsel dönüşüm tamamlanması tamamlanmalıdır. Çünkü deprem bir beka sorunudur. Bunu kamuoyunda ilk defa benim bildiğim, bilmiyorsam ee, yani bir defa siyasetçilerden böyle bir şey hiç duymuyorduk. Deprem bir beka sorunudur diye Lider Haber ekranlarında da söyledim son bir sene içerisinde. 6 Şubat depremlerinden hemen önce ve sonrasında söylemiştim. ondan önce 2019'da yazmış olduğum yazılar var. Deprem beka sorunudur. Mustafa Albayrak diye yazarlarsa internet adresi şu ona, bu yazıların çıkar ortaya. İstanbul'da bir deprem olursa Allah muhafaza. Ki olmasın ben bir jeofizik mühendisiyim. 250 senede bir periyodik olarak İstanbul'da büyük depremler olduğunu maalesef biliyoruz. Bunu eğitim aldığımız lisans eğitim aldığım okulda hocalarımızdan bir de jeofizik deprem tarihinden öğrendik. Evet o tarihlerde sismograf yoktu. Ölçülerin tam olarak bilinemiyor. Ama son 100 yıldır aşağı yukarı sismograf var ve 7.5 ve 8 ve üstünde depremler İstanbul'da olmuştur büyük tsunamilere yol açmıştır. Zeytinburnu'nda Topkapı'daki surları aşan büyük dalgalar oluşturmuştur. Özellikle 1509 yılında Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Beyazıt zamanındaki büyük depremde 45 gün çok büyük sarsıntılar olmuştur. Ve 6 aylığına Padişah 2. Beyazıt Veli Lağkaplı Lağakaplı 2. Beyazıt Fatih'in oğlu Edirne'de babasının doğduğu saraya gitmiştir. Topkapı Sarayı'na bırakmıştır. Edirne'deki sarayda yaşamıştır. O kadar büyük sarsıntılar oluyor ki insanlar yerine duramıyor. Bu 1766'da da böyle olmuştur. Bu deprem olursa Allah muhafaza ve kentsel dönüşüm tamamlanamaz. Evet epey bir yol alındı. Bir miktar yol alındı ama çok daha gerideyiz. En az bir 10 sene Sayın Murat Kurum gibi Hoki'de Emlak Konut'ta ve Çevre Şehircilik Bakanlığı rüştünü ispat etmiş yaptıkları yapacaklarının teminatı olan Murat Bey veya başkası ama Murat Bey tercih edildi ki çok doğru da bir tercih bence. Ee, yani bir mühendis olarak söylüyorum. Sayın kurumun 10 yılda bunu tamamlaması gerekiyor. Çünkü bu bir gün sonra da olabilir. 10 yıl sonra da olabilir. 20-30 sene sonra da olabilir. İnşallah hiç olmaz. 250 sene değil. De 350 sene Daha, daha geç olayı. Daha geç olacaktır ama eğer Aralık ayında 100 senedir Rize'ye yağmur yağıyorsa 101. senede de Rize'ye yağmur <laughs> yağacaktır. Bunu söylemek kehanet değildir. Ben bir şey katkı yapabilir miyim? Buyurun. Deprem konusunda şöyle düşünmeliyiz. E, <laughs> diye düşünüyorum. Değil bu sene. 100 sene sonra olacağını bilsek de bu değişimi yapmak zorundayız. Kesinlikle. Çocuklarımız kesinlikle. torunlarımız için. Tabii ki, yani biz kurtaralım da sonrası Allah kerim. Dediğimiz anda aslında bu ülkeye yine ihanet ederiz. O yüzden bu mesele 50 sene sonrasının 100 sene sonrasının da problemi. Evet. Bizim geleceğimizin biz nasıl... Çanakkale Savaşı'nda şey, o, o bir savaş tamam ama o bizleri düşünerek şahadete eren şunu söylememişler ya ama bir şey olmaz yani olacak falan dememiş. Ölüme giden insanlar bizlere vatan bırakmak için nasıl Tabii. bu mücadeleleri işte cumhuriyeti kurduktan sonra bu ülkeyi inşa etmek isteyen insanlar nasıl bugünü düşünerek bu inşayı gerçekleştirmeye çalışmış. Bugünkü mesele de öyle. Depremi 100 sene sonra olacağını da bilsek bile bu değişimi yapmak, yapmak zorundayız. zorundayız. Tabii ki. O çocuklarımıza, torunlarımıza borcumuzdur o. Evet. Bakın ben bu yazıyı e, Tuğba Hanım 26 Eylül 2019'da yazmışım. E, kentsel dönüşüm tamamlanmalıdır. Ve diyorum ki durup dururken nereden çıktı bu manşet? Yani Sayın İmamoğlu'nun e, Haziran'da geldiğini düşünürsek ikinci tur seçiminde. E, üç aylık bir e, belediye başkanı daha hani. Adam 3 sene beş sene geçmiş de niye yapmıyorsun diye Ekrem Bey'i e suçladığım bir yazı da değil. Diyorum ki durup dururken nereden çıktı bu yazı? Evet diyorum deprem unutmamamız gereken en büyük tehlike. PKK'dan ve FETÖ'den de, DAEŞ'ten de ve diğer emperyalist tehditlerden de hiç aşağı olmayan hatta daha büyük olan bir tehlikeye yeniden işaret çekmek istiyorum. Daha evvel de yazmıştım. 2019'dan önce de yazdım ben bu yazıları. Depremde tedbir alınması gereken bir beka tehlikesidir. Beklenenden gelmesi muhtemel olmaktan öte bir kevni ayet olan yani bir tabiat kanunu olan deprem ülkemiz için beka tehlikesinin en büyüdür. Şimdi Ekrem Bey'in beş senede hiçbir şey yapmadığını depremle alakalı yani Savur Sultan dahi biliyor. Bunu dağdaki çoban da biliyor. Ee, şehirdeki residence'da oturan da biliyor. Evet. Ekrem Bey depremle alakalı yapmış olduğu çalışmalar sıfırdır. Sevgili Kadem Ekşener, Maltepe Belediye Başkanı diyor, o da jeofizik mühendisi arkadaşım. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarına defalarca söyledi sevgili Kadem. Dedi ki yapmış olduğu çaba sıfır. Ayırmış olduğu deprem bütçesi yüzde iki küsürlerden sıfır nokta küsürlere indirdi. Nereye aktardı bunu? Reklam. Şarkı, türkü, dans, jazz ondan sonra şeyde, akrobatik hareketler metrolarda. Bunları harcıyor paraları. Ya bu ülkenin en, ben bu arada ya, merkezi e, yani ben genel iktidarı da Sayın Cumhurbaşkanımızın olmuş olduğu elinden geleni yaptı ama yeterli bulmuyorum. Daha da fazla yapılması lazım. Kendileri de bu konuda daha fazla çalışmaları gerektiğini söylüyorlar. Yani son 10 senede 15 senede yaptığından daha fazlasını önümüzdeki 5 senede yapılması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Sayın Bakanlarımız ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum da söylüyor. Şimdi böyle bir tehlike İstanbul'da deprem olduğunda ölü sayısından da ziyade ki en önemli şey tabii ki candır. Önce can sonra mal. Ama ben candan daha tehlikeli olan bir şeyi söylüyorum. Bütün Türkiye İstanbul'a bakamaz ama İstanbul bütün Türkiye'ye bakar. Doğru. Bunu Sayın Kurum da bunu söyledi geçtiğimiz günlerde. Şimdi 11 vilayetteki Türkiye'nin yaklaşık 7'de biri. 7'de biri yıkıldı, yerle bir oldu. Ama Türkiye Aa, bakıyor. Geçen sene bu akşam. Geçen bu sene gece. bu akşam. Evet. Allah bir daha tekrarını nasip etmesin. Amin. Amin. Ee, 11 şehirde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılarına şifa. Geride kalanlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum. Bin yılın depremidir. fizik mühendisi olarak söylüyorum. Tamam. Önce 7.8 sonra 7.7. İki defa üst üste e, 8 saat 9 saat arayla Son bin yılda vaki olan bir deprem yoktu. Mustafa Bey önceliğimiz lütfen deprem bölgesi olsun. Ne olursa olsun çünkü orada hala konteynerde yaşayanlar var. Doğru. Temel ihtiyaçlara temel ihtiyaçları olan vatandaşlar var. O yüzden hangi parti olursa olsun ne olursa Kesinlikle. olsun öncelik şu an işte da önceli deprem bölgesidir. Zaten deprem bölgesinin Kadir Şinas halkı da hem 14 Mayıs, hem 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partili belediyelere, Cumhur İttifakı belediyelerine, şey belediyelere diyorum, partilerine vermiş olduğu desteği artırmıştır. Şimdi son günlerde tartışmalar var. O konuya gündemimizin dışında. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Hatay'da yapmış olduğu konuşmayı çarpıtıyorlar. Şunu söylüyor. Yerel yönetimle genel yönetim aynı yönde hareket ederse daha fazla hizmet alır. Yani bu bir uyum. gerçektir. Her zaman bu böyledir. Tehdit falan etmiyor tehdit etmiş olsa Hatay'a zaten hizmet götürmezdi. Hatay'da da oylarını artırmazdı. Hatay'a hizmet götürmediğini söyleyecek kim var bu ülkede? Hatay'a en büyük hizmeti götürmüştür. Defne isim, isimli ilçesinde yüzde 3 yüzde 5 belki oyu ya var ya yok Sayın Erdoğan'ın. Yüzde 90 oranında Kılıçdaroğlu'na çıktı. Yüzde 92 çıktı. Defne'nin sosyolojik yapısından dolayı saygı duyuyoruz. Milli iradedir. Defne halkına da buradan selam ediyorum ve e, onlara da büyük geçmiş olsun diliyorum. Gitmiş ilk hastanede oraya koy, yapmıştır. Pozitif ayrımcılık da yapılmıştır. Ama hataya hizmet yapılmadan nasıl dersiniz siz? Ve yapmayacak nasıl dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı döneminden beri kendisini hiç oy vermeyen İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne en büyük hizmeti Sayın Erdoğan götürmüştür. Büyükşehir Belediye Başkanı iken. O yıllarda yakından takip ederdim. Belediye Başkanı olduğunda kendisini hiç oy almadığı halde Adalar'a yani %20'lerde olduğu halde %60'lar 70'ler oranında e, CHP ve o günkü isimlerle CHP oy aldığı halde öncelikle oyu oraya götürmüştür. Yine Sayın Melih Gökçek Ankara'da çay yoluna e, e, Ümitköy'e götürmüştü. Yani az oy aldığı yerlere insanlar pozitif ayrımcılık yaparlar ki oradan da oy alsınlar. Böyle bir şey söyleyeceğim nasıl da ayrılıyor? Çünkü Boşuna çarpıtıyorlar. Halk bunu yutmaz. Seçim sandığında da deprem bölgesi oyunu Sayın Erdoğan'ın işaret ettiği e, adaylara artıracaktır. Burada Sayın e, Fatih Erbakan şunu da seslenmek istiyorum. İstanbul'un başında LGBT'ci ve eşcinsel evliliği savunan bir aday mı olmasını arzu eder? Yoksa Sayın Murat Kurum gibi milliyetçi muhafazakar, mütedeyyin bir insanın mı olmasını arzu eder? Sayın Fatih Erbakan LGBT konusunda, İstanbul Sözleşmesi konusunda ve rahmetli babasının sloganı olan, mottosuydu, önce ahlak ve maneviyat konusunda çok duyarlılığı olan hatta en üst duyarlı olan bir siyasi parti lider olduğunu biliyorum. Ve bundan dolayı da Sayın Fatih Erbakan'a büyük saygım ve sevgim var. Ama kendisine sorulduğu zaman kendisine sorulduğu zaman Sayın Ekrem İmamoğlu'na siz Türkiye'de eşcinsel evliliği normal görüyor musunuz? Bunu onay verir misiniz? İstanbul'da böyle bir nikah kıyar mısınız dediği zaman Sayın İmamoğlu'nun verdiği cevap şuydu. Türkiye böyle bir evlilik daha henüz hazır değil demiştir. Ben karşıyım dememiştir. Sayın Ekrem İmamoğlu ben eşcinsel evliliğe karşıyım diyememiştir. Türkiye böyle bir evliliğe hazır değildir demiştir. Yani hazır olduğu zaman ben bunu nikahı kıyarım demiştir. Sayın Fatih Erbakan'a ve yeniden Refah Partisi yetkililerini soruyorum. Bağımsız olarak seçime girin. Bu konuda da destekçinizim. Oyumu vermeyeceğim. Ben oyumu Sayın Murat Kurum'a vereceğim. Burada açıkça söylüyorum. Ama sizin aday çıkarma hakkınız vardır en doğal hakkınızdır. Saygı duyarım. Ama sizin alacağınız 5 veya 10 puan herhalde 30 puan, 40 puan almayı hayal etmiyorsunuz. Gerçekçi olalım. Tabii ki siyasi olarak ben kazanacağım diye herkes sahaya ben kazanacağım diye çıkar. Peki son Ama Karagümrüğün şampiyon olma ihtimali yüzde kaçtır? Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüzde kaçtır? Siz alacağınız 5 ya da 10 puanda veya 3 puanla Sayın Murat Kurma kaybettirip Sayın Ekrem İmamoğlu'na kazandırırsanız LGBT ve eşcinsel evliliğe ve İstanbul Sözleşmesi'ne okey verecek olan bir belediye başkanının 5 yılda İstanbul'un başında olmasından mutlu olur musunuz Sayın Fatih Erbakan? Peki. Bu bir veka tehlikesi olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Bunları da hatırlatmak istedim. Peki, teşekkür ederim. Ceyhun Bey, son bir cümle sizden alayım mı? Vallahi. Valla, konuyla ilgili e, ben Yeniden Refah Partisi hı hı. yetkililerin cümlelerinden Zaten gerekenler söylendi. Ee, hem beka meselesi de olarak görmüyoruz deyip hem ekonomi gibi şeyleri gündeme getirmeleri. Ekonomi her şey bekadır. Geleceği planlamadır. Geleceği planlamak güvenlik anlamında olur. Ekonomik anlamda, sosyolojik anlamda, kentsel anlamda. Geleceğimizi planlamak bekamızı planlamaktır. O noktada insanların buna göre projelere, gerçekten projelere onay vermesini çünkü bu projelerin Türk yüzyılına Damga vurmayı planlayan, Türk yüzyılını hedefleyen bir Türkiye'nin önünü açacağını da söyleyebiliriz bu projelerin Milletimizin bunu onaylayacağını düşünüyorum. Yapmadıkları daha önümüzdeki dönemde de yapmayacaklarının garantisidir diyorum. 2019'da galip gelenlerin İzmir konusunda da şunu söyleyeyim: İzmir ilk defa CHP açısından büyük risk. İzmir çok güzel bir şehir. İzmir hepimizin ülkemizin gözbebeği. Göz bebeği. Muhteşem bir şehir. İzmirlileri de seviyoruz. Ee, ve bu yönetimleri hak etmediğini düşünüyoruz. Kim hak ediyorsa o kazansın. İzmir'i kim güzelleştirecekse o kazansın. Peki teşekkür ederim ayrı ayrı analizleriniz için. Deprem bölgesinde ilgili cümlelerinizin altına imza atıyoruz hepimizde. Yani. Peki teşekkür ederim. Ee, evet Parametre izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Cuma akşamı haftaya bakışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.